Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Haftanın raporuna hoş geldiniz. Mehmet Şahin, Mehmet Acet ve bendeniz Murat Yılmaz. Bu akşam değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Orhan Yerli Miroğlu. Evet, yerli ve milli. Yerli ve milli bir konuk. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum arkadaşlar. Şimdi Orhan Miroğlu'yla son kitabı aslında ben fotoğrafını da göndermiştim. Yönetmen arkadaşımız oradan da verebilir. Mağdurların Coğrafyasında ismiyle yazdığı bir son çalışması, son kitabı. Orhan Miroğlu'nun daha önce, biraz önce de konuştuk. Hani farklı çalışmaları var, birçok kitabı var. 13 kitap olmuş galiba. Bu evet. 13. kitabı. Bu kitabı belki onlardan biraz farklılık arz ediyor. Çünkü sahaya çıkmış bir saha araştırmasına dayanıyor. Evet. Dolayısıyla öncekiler de tabii ki bir araştırmanın ürünüdür ama bu sefer hani sahaya çıkmış Kuzey Irak'ta özellikle mülakatlar evet. yapılarak evet. oluşturulmuş bir kitap. Bu kitap çerçevesinde ve Kuzey Irak'ta yaşayan Suriyeliler, yani Suriyeliler işte bazı evet. siyasi partilerin liderleri vesaire. Yani. Evet, yani dolayısıyla hani Suriye ve Irak coğrafyasına buradaki Kürt meselesi başta olmak üzere farklı oradaki daha nasıl söyleyelim birbirinden farklı halklara ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir çalışma. Orhan Miroğlu biraz önce Mehmet Acet sordu, söyledi hani edebiyat yazacak mısınız diye. İnşallah önümüzdeki sene de kaçıncı kitap diye sordum ben. 13 dedi değil mi? 13 dedi. 13 evet. Önümüzdeki sene bir edebiyat kitabıyla karşımıza çıkmayı inşallah düşünüyormuş. Hayırlısı inşallah. İnşallah. Çünkü Türkiye'de evde yaptığın hesaplamış bazen çarşıya uymuyor yani biliyorsun. Evet, zaten Orhan Miroğlu'nun siyasi hesaplarda uymuyor. Yazarların hesapları da uymayabiliyor vesaire yani. Yani şey zaten edebi bir dil var. Evet. Orhan Miroğlu'nun günlük köşe yazılarında da o vardı. Kitaplarında da o var. Konuşmalarında mesela da var aslında. Evet. Bir edebiyat kitabı da yabancılamaz diye düşünüyorum. Yani işte edebiyat öğretmeni bir, de vardı. Türk dili edebiyatı öğretmeni benim. Yani bir Mardinli ne kadar Türkçeyi bilebiliyorsa ben de o kadar biliyorum işte. Ama iyi kullanıyorum yani. Evet. Çok iyi. Öyle düşünüyorum. Kitapla evet. başlamışken iki kitaba daha atıfta bulunacağız. İlki benim kıymetli bir arkadaşım İsmail Sert, Toprak Ayna ismiyle yazdığı hikayeleri Hece yayın evinden neşretti. Onun da bildiğim kadarıyla yanılıyor olmayayım şimdi ama ilk kitabı olması lazım. İlk kitap çok iyidir, kıymetlidir. Evet. Tabii. Bir de bugün konuşacağımız konularla yakından ilgili aslında pek kıymeti bilinmeyen, ben zaman zaman atıfta bulunuyorum, Akın Özçer'in Agur Eti Artık Yok adıyla yazdığı İspanya'daki bu, tecrübeyi anlatan bir kitap. Akın Bey'in önce bir yine İspanya ile ilgili bir kitabı var. Bu şey güncellenmiş mi? Yani bu, o kitabı güncellemem yoksa yeni bir kitap yeni mı? Bir kitap. Yeni. Yeni bir kitap. Önemli tabii. Evet, yani bu İspanya tecrübesini... İspanya üzerine bir kitabı vardı onun. Doğru. Daha yıllar yani, önce okumuştum. İspanya üzerine bir büyük, çalışması vardı. Büyükelçilik yaptı orada. Evet, diplomat. Daha diplomattı. Münhasıran terör meselesine, bu ETA'nın işte silah bırakma sürecine ilişkin değerlendirmeler evet. var. Evet, evet. Şimdi bu akşam neler konuşacağız? Dediğim gibi kitabın etrafında... bu Irak, Suriye, bu zeminde aslında Arap Baharı'yla başlayan, belki öncesi de olan çünkü onlara da atıfta bulunacak ister istemez, 100 yıl önceye gideceğiz. Daha önceki tarihlere gideceğiz. Özellikle emperyalizmin güçlenmesiyle beraber Orta Doğu'da artan mücadelenin tesirleri, buradaki farklı emperyalist devletlerin müdahalelerinin aracı olarak kullanmaya çalıştıkları işte etnik gruplar, dini gruplar, mezhebi gruplar bunlar üzerinden bir parçalama ve bir başka senaryoya hazırlık çalışmaları bunu işte Suriye, Irak'ta bugün de görüyoruz. Aslında geçmiş zamanda çok değil, hani 5 sene önce Türkiye'de de tekrar demokratik özellik adı altındaki o 2015 de yaşanan terör kampanyası sırasında da gördük. Türkiye'ye adeta
hani Suriye'yi gösterip Lübnan tarzı bir formüle ikna etmeye çalıştılar. Bu Lübnan meselesini de Orhan Biroğlu'da konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Lübnan'daki o büyük bombanın patladığı dönemde Lübnanlaştırma kavramı etrafında konuşmuştuk. Bu meselelere gireceğiz ama bir de aktüel bir mesele var. Yine bunlarla bağlantılı, ister istemez oradan başlamak durumundayız. Geçtiğimiz hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Başsavcısı bir HDP'yi kapatma davası açtı. Aslında bunun bir takım işaretleri vardı. Onun öncesinde HDP'li 9 milletvekilinin fezlekesini istemişti. 6-7-8 Ekim olaylarında soruşturulan milletvekillerinin fezlekelerini. Bu incelemelerin neticesinde Yargıtay Başsavcısı böyle bir kanaate geldi ve bir iddianame hazırladı. İddianame 600 küsür sayfalık bir iddianame. Bu iddianame çerçevesinde hukuki süreç başladı. Ama bu hukuki sürece biz girmeyeceğiz. Bunun esas itibariyle siyasi değerlendirmelerini yapmak durumundayız. Çünkü Yargıtay Başsavcısının iddiası temel olarak bu partinin, HDP'nin bir terör örgütünün terör örgütüyle ilişkisi olduğu ve terör örgütü tarafından yönetildiği istikametinde. Yani şiddetle kurduğu ilişki ve terör örgütüyle kurduğu ilişki. Aynı zamanda Türkiye'nin siyasi parti kapatma rejimi içerisindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne yönelik bir pozisyon olarak da değerlendiriliyor. Ama asıl itibariyle orada tartışılan bir siyasi tez değil, bu HDP'nin terör örgütüyle kurduğu ilişki. İsterseniz buradan başlayalım. Çünkü Orhan Miroğlu bu konuların tarihini hem yazarak hem yaşayarak, evet, içinden gelen bir isim olarak biliyor. Kitaba geleceğiz. Ama kitabın belki hani aktüel bir nasıl diyelim tamamlayıcısı olan bir hadiseyle, evet, karşı karşıyayız halihazırda. Evet. HDP'nin bu kapatılma davasını nasıl gördünüz? Bekliyor muydunuz böyle bir davayı? Vallahi yani beklenebilen bir şeydi bence bu. Yani çünkü hani meseleye bardağın dolu tarafından bakanlar için HDP siyasetinin sürdürülemez hale geldiğini söylüyordu zaten. Sürdürülemez hale geldiğini hep söyledik. Tabii sürdürülemez hale geldiği dediğimizde de yani bazı itirazlar şu şekilde ifade ediliyordu. İyi de bu zaten 20-25 yıldır bu şekilde gidiyor. Neden şimdi sürdürülemez hale geldi falan deniliyor. Tabii bu sorunun aslında çok açık bir cevabı var. Yani Türkiye'nin bir kere 90'lı yıllara göre beka algısı, üniter birliğini koruma algısı, dış dünyayla kurduğu ilişkiler, bu ilişkilerin bilhassa Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde belli bir yere taşınmış olması. Yani hep söylüyoruz, şimdi de söylemek gerekir belki. Yani Orta Doğu'daki liderliklerin kapandığı bir dönemde, güçlü liderliklerin kapandığı bir dönemde Türkiye'nin böyle güçlü bir lideri tarih sahnesine çıkarmış olması ve bu güçlü liderin de her yerde, yani Türkiye'nin milli sorunlar yaşadığı her coğrafyada masaya eşit bir iradeyle oturma gayreti. Bu tabii ister istemez Türkiye'yi küresel güçlerle karşı karşıya geldi. Şimdi 90'lı yıllarda HDP'nin işte yine bu örgüt paralelinde çalıştığı falan herkesin malumu olan bir şeydi. Ama bir umut da vardı aslında. Neydi bu umut? Yani bu ilişki hani görmezlikten geliniyordu. Siyasi bakımdan da öyleydi bu durum. Toplum da bunu bir şekilde tolere ediyordu. Çünkü işte bir gün gelecekte bu insanlar işte silahı bırakacak, normal siyasi sürece dahil olacaklar. Bu arada şey yapalım, hatırlayalım. Mehmet Ağar, güvenlik sektörünün bir numaralı ismi. 2006 yılında gelsinler Düz Ova'da siyaset yapsınlar dediği zaman Türkiye bunu çok tartıştı. Yani olumlu manada tartıştı. Evet. Tabii karşı çıkanlar da olmadı değil. Af konuşuldu vesaire. Özal'ın geçmişe dönük deneyimler falan. Bütün bunlar ortaya bir tarih koyuyor aslında. Ve bu tarihin içerisinde toplumun ve devletin, siyaset kurumunun aslında HDP'ye karşı
tırnak içerisinde görev ve vazifelerini yerine getirdiğini ama bu 25 yıllık muazzam tecrübelere rağmen HDP'nin hala Kürtçe'de bir laf var. Ezingemin der. Benim odunum anlamındadır yani. Hı. Ezingemin. Yani hala bildiği yöntemlerle yola devam etmesi. Yani bu açıdan ve, kredilerin hiçbir karşılığı olmadı. Kredilerin hiçbir karşılığı olmadı. Bilhassa bu kredi 2015 Temmuz seçimlerinden sonra iyice kırıldı. Yani bir de siz hatırlarsanız arasında hani şunu söylemiş oldunuz. Yani bu ilişki artık terör örgütüyle ilişki olmaktan çıktı. Yabancı devletlerin bir aracına dönüştü. Bu artık uluslararası tabii ki. Hı-hı. Yani Türkiye'de tabii ben öyle düşünüyorum. Yani PKK'nın paradigmaları çöktü. Neydi bu paradigmalar? İşte özerklik, otonom bölgeler, işte iç güvenliğin işte dağdan polis gelecek insanlarla. Yani bunlar tabii bir paradigmaydı sonuçta, bir düşünce biçimiydi. Ve ben bir yerde bu düşünce biçimini, yani PKK'nın sadece bir terör örgütü değil, başka başka şeyler de olduğunu ifade etmek için cımbızladılar. Orhan Miroğlu PKK, ya ben size bu hareketin bir siyasi amacının olduğunu, bir siyasi programın olduğunu anlatmak için sarf edilmiş bir cümle hala kullanılıyor yani. Ama şimdi aynı yerdeyiz. Yani niye HDP'yi bugün Türkiye'de açıklayabilmek yani için PKK'nın Suriye'deki varlığını görmemiz gerekiyor. DHKPC'den farklı. Varlığını, mesela DHKPC'den yani, farklı. Yani onun gibi bir terör örgütünden tabii ibaret ki, değil. O mobilize bir şeydir. Evet. Yani şimdi yani Mehmet Hocam benden daha iyi bilir. Bu konuları daha yoğun çalıştı. Ya şimdi Habermas'ın işte terör kavramı üzerindeki tartışmaları, dünyada bu tartışmalar hala yapılıyor. Yani işte El-Kaide'yi Daesh'ten ayıran şey nedir? El-Kaide belli bir siyasi programı herhangi bir ülkede harekete geçirmek için kurulmuş bir terör örgütü değildir. Onun yani, için uluslararası terör örgütü. Onun için uluslararası bir terör örgütüdür ve hiçbir siyasi amacı yoktur aslında. Ama Daesh'e baktığınız zaman böyle midir durum? Daesh bir terör örgütüdür, terör uygular. Ama aynı şekilde Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir siyasi iddiası var. Ve bu iddia hani herkes işte böyle düşünür, konu dağılıyor ama işte El Garip'te türedi falan, hayır değil yani. Moğol şeyleri istilasından bu yana bu Daesh'in temsil ettiği siyasi gelenek İslam coğrafyasında. Hariciler var. Tabii ki öncesinde var. Şimdi bütün bunları tartışmak tabii şey, yani işin kolayına kaçanların çok da hoşlandığı bir şey değildir yani. İşin kolayına kaçmak nedir? Kodlarsın, şudur budur dersin, geçersin. Ama sen geçiyorsun da, ama o kodladığın örgütün toplumda yarattığı tahribatı senin o kodlamanla anlama imkansızlaşıyor gittikçe. Yani bu söylediklerim PKK için de rahatlıkla söylenebilir. Dolayısıyla burada bir kredi, çok güzel söyledim. Bu krediyi kendisine oy verenler adına kullandı. Türkiye'de hani kendisine oy verenlerin temel hakları söz konusu olduğunda saygılı davrananlar veya AK Parti'yi iktidardan düşürmek için 2015 seçimlerinde olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte genel başkan yardımcısının konuşması. Yani bazı aileler hani dediler ya yani 3 oydan birisi HDP'ye gitti falan dediler. Yani %13 oy aldı. Her aileden bir oy HDP'ye gitti. Bir oy HDP'ye gitti falan. Ama tabii ki HDP'nin kendi çekirdek oyu var zaten. Yani burada 25-30 yıllık bir tarihten bahsediyoruz. Bu yer yarılıp da yerin içine gitmez. Toplum değişir vesaire. Toplum çok değişti. Yani Berlin Duvarı yıkıldı. Soğuk Savaş dönemi kapandı. Ama şu an Avrupa Birliği ile işte müzakere yapıp da içinde Soğuk Savaş dönemin metotlarıyla siyaset yapan belki yeryüzünün tek ülkesi Türkiye'dir bence. Şimdi bu duvar bir türlü yıkılmıyor ve bu Berlin duvarının yıkılması tabii çok. Bunu neyle yani, ilişkilendiriyorsunuz? Bu çünkü terör örgütünün aslı. Onun yanında mesela diyelim bazı örgütler var, insan haklarını savunuyor, şu bu falan. Onlar da aynı kafayı içindeler. Hayır tabii ki bu değişmedi yani. Niye değişmedi? Yani? Niye değişmedi? Çünkü Soğuk Savaş döneminde kurulmuş bu örgüt kendisine zaman zaman devleti yönetenler tarafından sunulan çözüm programlarının hiçbirisini içselleştiremedi. O kendi liderinin bile zaman zaman davet ettiği programlara gelmedi bu örgüt. Zaten bence artık yani Abdullah Öcalan'la PKK arasındaki ilişki de ayrı bir şekilde konuşulması gereken bir ilişki. Bu önemli çünkü buradan şuna geliyoruz. Yani bundan sonra da gelebilecek tabii, gibi görünmüyor. Bir de tabii Soğuk Savaş döneminde onu tutan aktörler çok çeşitlendi. Yani
PKK'nın bugün Orta Doğu'da ve dolayısıyla Türkiye'de tasfiye edilmesi çok yakın zamanda beklenmesi gereken bir şey değil bence. Çünkü bunun için küresel bir rızanın olması lazım. Bu denenmedi mi? 2004 yılında denendi. Burada o örgütten ayrılan insanların da konuşmaları var. Diyorlar ki 2004 yılında ABD bizden Türkiye'ye karşı savaşmamızı istedi. Bu tezkerenin hemen akabinde. Nizamettin Taşlar falan tabii, tabii onlar. Diyorlar ki fakat biz dedik ki ya bir şey için yani mücadele edilir, silaha sarılır. Şimdi bir gerekçe kalmadı. Bizim işte liderimiz var İmralı'da diyor ki artık biz işte demokrasi, Avrupa Birliği, İslam bayrağı bunlardan bahsediyor. Bunun için de hiç bir şekilde gidip silah milah kullanmaya gerek yok. Bu insanlar tasfiye edildi tabii. Şu an 1500, 2000, belki 2500, 3000'e de varmıştır sayıları. Çünkü bu söylediğim görüşmeler 58 yıl önce yapılmış görüşmeler. Orada öyle duruyorlar. Bazen işte KDP ile, bazen de kendilerine ait fikirlerle falan var olmaya çalışıyorlar vesaire. Yani Soğuk Savaş dönemi Gladios'un tasfiyesi üzerinde ne kadar, yani Avrupa Gladios'un tasfiyesi üzerinde ne kadar muazzam bir mutabakat varsa, bu örgütün Orta Doğu'da devamı yönünde de o ölçüde bir mutabakat. HDP, dolayısıyla bu örgütün iç gerekçelerle, iç siyasi gerekçelerle tasfiye edilmesi bu yüzden de Türkiye'de mümkün olamadı. Bir de tabii işin siyasi ayağı ona yönelik işte ne bileyim tepkileri vesaire tamamen engellemeye yönelikti. Demin söylediğin gibi. Yani her zaman HDP'nin periferisinde, hatta HDP'nin periferisinin ötesinde, PKK'nın periferisinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri vesaire. Bu tolerans 20-25 yıldır devam ediyor. Belki daha da uzun bir süre. Ama şimdi bu toleransın Türkiye sonuna geldi. Aslında İşin hukuki sonucu nedir derseniz, tabii yani biz böylesi bir şeyde çok özenli... Çok özenli bir onu bilemem ben. Yani biz sonuçta tabii işin hukuki kısmını hukukçulara bırakmamız lazım ama buradaki tolerasyonun hem toplum hem devlet hem de siyaset zeminini açısından bu örgüt, iki örgüt, biri siyasi bir parti, biri de bir terör örgütü, bu ikisinin arasındaki ilişkinin Türkiye şartlarında tolere edilmesi artık imkansız. Aslında şöyle gözüküyor. Bunun tabii hukuki sonuçları olmayacak mı? Oluyor. İşte yaşıyoruz bu hukuki sonuçları. Şöyle bir şey oldu. Benim gördüğüm kadarıyla HDP'ye çözümün parçası ol dendi. Yani o çözüm sürecini şey yaparak söylüyorum. Evet ama olamadı. Şimdi HDP'ye çözüm süreci parçası ol derken HDP biliyorsunuz o Kobani olaylarından sonraki süreçte bir anlamda ben çözümün parçası değilim. Ben sorunun parçasıyım şeyini seçti, yolunu seçti. Evet. Tabii burada Suriye'deki gelişmeler buna ve bu en önemli sebeplerden biri oydu Mehmet. Ve Türk Suriye ve dedi ki ben çözümün değil artık gerginliğin ve çatışmanın parçasıyım. Türkiye karşıtı operasyonların içinde yer alacağım bundan sonraki süreçte ki Suriye'de bunu gösterdi. Türkiye karşıtı devletlerle de işbirliği yapmaktan geri durmayacağım tarzı bir tavır ortaya koydu. Tabii. Aslında 2015'ten bu yana Hendek sürecinden bu yana HDP'nin izlemiş olduğu politika geçen haftaya geleceği belliydi. Yani onu okumak gerekir. Peki şunu nasıl görüyorsunuz Orhan abi? Yani HDP bu şekilde bir yol seçti. Yani Türkiye karşıtı ve çatışmanın, gerginliğin bir anlamda tarafını seçti. Ama buna rağmen HDP'nin tarafını seçenleri nasıl görüyorsunuz? Şimdi tabii yani bu sürecin en önemli sonuçlarından biri de 31 Mart seçimlerinde HDP'nin kontrol ettiği oyların PKK'nın yönlendirmesiyle Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına gitmiş olması. Yani bugün işte Millet İttifakı'nın alabileceği oylar konuşulurken %35'i falan geçmiyor. Bu tabii yani Cumhur İttifakı'yla yarışmak için son derece dezavantajlı bir durum. Bu oylara mutlaka HDP ekleniyor. Yani dolayısıyla HDP'nin neredeyse işte İyi Parti, ne bileyim işte Cumhuriyet Halk Partisi zaten bir sorun yok. Zaten açık bir destek veriyor vesaire. Bu desteği ben şey anlamında da almıyorum. Yani kapatılsın mı kapatılmamışsın o tartışmanın dışında söylüyorum yani. Yani HDP'nin
Hatta bazen şunu da söylediğim olmuştur. HDP'ye dost olacaksanız bu ilişkiyi sona erdirmesi için dostluk yapın. Yani ona bu ilişkiden bir an önce kurtulmasını tavsiye edin. Etmiyorlar mı? Ama etmiyorlar, hayır. Niye etmiyorlar? PKK'yla temel en önemli sebep HDP gerçeğini içselleştirmiş ve HDP'nin Türkiye siyasetinde hala diyelim oynaması gereken bir rolü olduğuna inandıkları için değil. Bir oy potansiyeli var. Yani bir miras var. Yani paradigma çökmüş. Büyük bir belirsizlik var bu hareket açısından. Ama hepimizin bilebileceği sebeplerle oy potansiyeli 3 aşağı 5 yukarı korunmaya devam ediyor. Ve bu oy potansiyeli Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı arasında 2023 seçimlerinde yaşanacak seçim mücadelesinde son derece stratejik bir role sahip. Şimdi bu stratejinin sadece ne CHP yönetenler farkında ne de İYİ Parti yönetenler farkında. Burada bunun Avrupalılarda, Amerikalılarda bunun farkında. Orada... Dolayısıyla bu HDP'yi şuna zorlamak istemiyorlar. Yani PKK'ya karşı bir siyasi tavır almaya zorlamaktansa bu tavrı olumluyorlar ve HDP'ye bu konuda da yardımcı olmaya çalışıyorlar. Benim i̇şte gördüğüm orada garip bir durum var. Millet İttifakı'nın ilan edilen bileşenleri bu işin farkında değil. Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti iktidar olmak istiyor. Ama HDP'nin amacı iktidar olmak değil. HDP'nin amacı mevcut siyasi iktidarın düşerek Türkiye'nin yürütmekte olduğu terör karşıtı politikadan vazgeçmesini istemek. Doğru. Ve Suriye'deki politikadan vazgeçmesini ama istemek. Zaten... O zaman peki HDP'nin Türkiye karşıtı yaklaşımı ve teröre yönelik kararlı tutumundan vazgeçmesi noktasında politika takip ederken Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin iktidar olma düşüncesi nasıl örtüşecek bu? Şeyden çekiniyorlar. Bu yani HDP bir iktidar bileşenliğine davet edilmiyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimse sırtında PKK bağcıyla siyaset sahnesinde var olmaya çalışan bir partiyi herhangi bir iktidar tahayyülüne, herhangi bir iktidar biçimine davet etmez Mehmet. Şu anda da olan budur zaten. Ne İYİ Parti ne de CHP'nin HDP'yi bir ortak iktidara davet etmeleri söz konusu değil. Tamamen pragmatik bir şey var burada. Yani 6 milyon, 7 milyon oy. Şimdi niçin PKK ile arasındaki ilişkiye de olumlu bakıyorlar ve toplum bu ilişkiyi reddettiği zaman tolere edecek bir takım argümanlar geliştiriyorlar. Yani bu soru insanın aklına geliyor. Bunun da temel sebebi HDP ve PKK arasındaki ilişki koptuğu zaman bu oy kümesinin şimdi kontrolden çıkıp dağılabileceği fikri. Konsolide olamayabilir. Tabii konsolide olamayabilir. Yani bugün şöyle düşünelim. Ayhan Bey gibi, ne bileyim işte Altan Bey gibi HDP'de işte yöneticilik yapmış insanlar. Ama tabii bunların bu pozisyonu yok artık. Ne Ayhan Bey'in var ne şey. Ama şu an devam eden yani işte Mithat Bey gibi. Yani bu gerçeği görebilseler. Ben bir şey sormak istiyorum. Ve bunu reddetseler. Bunu reddetseler. Muazzam bir kaotik siyasi ortam içine sürüklenir HDP. Çünkü niye? Burada merkeze karşı bir tutum böyle bir sonuca yol açar. Oysa 2023 seçimlerine kadar hiç değilse bu ilişkinin böyle devam etmesi Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin lehine bir durumdur yani. Sebep bu. Şimdi evet, buyur. Yani herhalde bir post HDP diye bir kavram üzerinde konuşulabilir geldiğimiz nokta itibariyle. Belki şimdi erken. Yani şöyle. Belki gelecek için. Yani şöyle yedekte, şu anlamda. Yani yedekte dursun. Bir kapatma kararı çıkarsa HDP ile ilgili yahut işte 687 kişiyle ilgili siyaset yasağı isteniyor. O, orada biraz da garip şeyler var. Yani ölmüş insanlar mesela Mirdengir Allah rahmet eylesin. Evet, Mirdengir Bey. Yani gerçekten de tabii. Şöyle olmuş. Bir şey olması lazım. Yani biraz daha özenli hazırlanması lazım. Bu şimdi şöyle olmuş. Öyle. Bu tabii şeye yol açıyor. Yani hukuki sürecin biraz da itibarsızlaştırılmasına yol açıyor. Şimdi çok kısa bir süre önce bu inceleme kararı aldığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının yönünde bir bilgi vardı zaten. Şöyle yapmış. Ben inceledim 609 sayfalık
iddianamenin çok büyük bir bölümü zaten. Yani bu 609 sayfanın 20-30 sayfası hariç kalan hepsi bu kişilerle ilgili, 687 kişiyle ilgili. Şöyle yapmış yani başsavcı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'ndan hakkında HDP üyesi olup da hakkında soruşturma ve kovuşturma olan kimler var diye önüne gelmiş. Bunlarla ilgili olarak yani o kriter 687 kişi olmasının gerekçesi de bu. Haklarında güncellenmemiş yani. Güncellenmemiş. Olanlarla ilgili. Evet, güncellenmemiş. Orada o anlamda bir göz ardı. Ama işte yani ama yanlış. Yanlış 687 tabii. Kişiyle ilgili siyaset yasağı istediğiniz zaman o 687 kişinin en azından bu parti içerisindeki siyasi hikayesine tabii biraz bakmak gerekiyor. Yanlış. Bir yani de, Leyla yani, Hanım'la ilgili var mesela. Çok böyle ihmal edilecek bir şey değil. 28 yani, yıldır Dengirmir Mehmet bu işlerle Fırat, alakalı bir insan değil. Yani. Dengirmir Mehmet Fırat ölmüş, vefat etmiş. İbrahim Aydın bununla var ilgili, yine. Öyle mi? Bir kişiden şey var. Ben o Dengir Fırat var. Dikkatimi çekmişti. İhmal edilecek bir şey değil. Son 7-8 yıl içerisinde de sonra, bu ilişkilerden hoşnut olmayıp yani siyaset dışı kalmış insanlar var. Ben şunu sormak istiyorum vesaire. Orhan abi. Şimdi evet. Belli ki yani şöyle bir irade var. Artık bu krediyi tüketti dedin işte sen. Evet, yani bu siyaset. 90'ların başından itibaren başlayan bir DEP, HEP, HADEP çeşitli versiyonlarıyla bir siyasi hareket. Bir irade de artık bu siyasi harekette sen terörle arana mesafe koymuyorsun. O yüzden ben bu hareketi bitirmek istiyorum diye bir irade karşımıza çıkıyor. Şimdi post HDP derken ama bitirmek yani istiyorum karar, lafı karar... pardon çok özür dilerim. Bitirmek istiyorum lafı önemli ama bu bitirmek istiyorumu parti kapatmaya bağlamamak lazım. Onun siyasi gereklerini konuşabiliriz. HDP acaba bir kapatılarak biter mi? Ya senin için konuda... yani şöyle bir irade var. Bunu hepimiz biliyoruz ki hani senin için yolun sonu gözüküyor HDP. Evet. Ya böyle ama o da olmaz. Çok rahat. PKK'nın gölgesinde siyaset yapmak isteyen, yapmaya devam edecek bir partiye biz artık izin vermeyeceğiz gibi bir irade var. Sadece bu da değil. Bu resmi manada değil. Ya yani ben bu toplum, post-HDP derken kamu, ne olacak? Kamu bir taraftan yani. Bir soru sorabilir miyim abi? Yani bir taraftan 6 milyon HDP'ye oy veren seçmen deniyor. Bir taraftan HDP'nin siyaset dışına çıkarılması talebi en azından şu anda karşımızda duruyor. Yani şimdi şeyin tekrarı mı olacak? Mesela bunun önceki dönemde HADEP kapatıldı. Sonra bağımsız olarak 2011 seçimlerine o siyasetten gelenler, siyaset yasaklısı olmayanlar girdi. Kazananlar kazandı, geldi falan. Parti ismi değişti. HDP gider, BDP başka bir parti gelir. Bir şekilde kendini yenileyerek yoluna devam etti. Yine böyle mi olacak? Yine böyle mi olacak? Yoksa bir başka bir format atma durumu mu karşımıza çıkacak? Veya siyasi partiler yasasında ben, bir şey gelecek yani mi? Yani siyasi partiler yasasında bir şey gelir mi bilmiyorum ama ben biraz böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü tekrarlanacak. Böyle evet, evet. Yani film tekrar başa sarılmış olacak diye düşünüyorum. Siyasi manada tabii. Yani hukuki şeyini yorumlamıyoruz burada ama siyasi soru zaten şu an yani HDP'li milletvekillerinin meclis kürsüsüne yaptığı konuşmalara baktığınız zaman yani hadiseyi gayet küçümsüyorlar. Yani şöyle, hiç şey demiyorlar. Ben mesela, biraz soruyu açabilir miyim? Şöyle. Tabii. Yani acaba diyor Mehmet Acet bu kapatmadan sonra hani sizin biraz önce ifade ettiğiniz eleştiriler, tartışmalar bu kapatmayı da hani kendine bir melce gibi kullanarak HDP'nin içerisinde yeni bir arayışa böyle bir şey olma yeni farklı hareketleri yol açar mı? Ben, yani evet ya da başka türlü anladım bir, ben anladım Mehmet'in sorusunu. Yani onu söylüyordum. Yani meclis kürsüsünden ne olacak canım kapatırsanız yenisini açarız falan dedi bir hanım milletvekili HDP'nin. Olaya böyle bakıyorlar. Yani bunu bizim önemsediğimiz gibi her bakımdan önemsiyoruz. Niye? Diyoruz ki ya bu evet 6 milyon seçmenin tabii ki bir arzusu var, bir talebi var. Bu partisinin mecliste olmasını istiyor. Bu da demokratik bir hak. Bu hakkın devam etmesi iyi bir şeydir. Türkiye demokrasisi için dışarıya karşı, içeriye karşı falan. Yani ortalama vatandaş böyle düşünür. Ama şimdi bu sözünü ettiğimiz sebeplerle bu hikayenin bir partinin daha hikayesinin sonuna gelindi. Şimdi ne olur? 687 kişiye 87 değil mi? Evet, evet, olara baktığınız zaman ölenlere düşeyim, yani HDP'nin HDP yeniden kurulsa bile
hani geçmişte olduğu gibi, yani bu partide olduğu gibi, hani kamuoyunun bildiği, ne bileyim işte Mithat Sancar gibi, Ahmet Dür gibi, Leyla Zana gibi, böyle kadrolara bir daha olmayacak demektir bu. Eğer bu hukuki süreç bu şekilde sonuçlanırsa, sonuçlanmayacağını bilmiyoruz. Daha zayıf kadrolar falan söz konusu olabilir. Ama bugünün şartlarında HDP'nin içeriden bir post HDP dönemine geçmesi, içerideki koşullar, yani parti kapatmanın, eğer kapanırsa tabii, kapanmasa farklı bir şey çıkar zaten. Ama kapansa da kapanmasa da bu hadisenin HDP tarafından bir mağduriyet mistifikasyonu olarak kullanılacağından emin olabiliriz. Yani şu ana kadar, çünkü kapanan partilerin bütün hikayesinin özünü bu oluşturdu. Yani bir parti kapanıyordu, o mağduriyet şeyi yaratıyordu ki 90'lı yıllarda bu haksızca bir şey değildi. Ne devlet ne de işte hani geniş kamuoyu HDP gibi, HEP gibi bir partinin mecliste olmasını çok da arzu etmiyordu yani. Hele bilhassa SHP ile yaşanan o deneyden sonra. Yani DEP, mutsuz HEP ile kuruldu. HEP SHP ittifakı tabii 91 önce seçimlerindeydi galiba. İsmet İnönü'nün oğlu Erdal Bey'in. Allah rahmet eylesin. Erdal Bey gerçekten kıymetli bir siyasetçiydi, kıymetli bir bilim insanıydı. Onun öncülüğünde kurulan ittifaktan bahsediyorum. %25-26 oranında oy alınmıştı o zaman. Sonra HEP'teki milletvekiller işte Paris'e gittiler. Paris'te bir konferansa, bir Kürt konferansa mecliste katıldılar yemin, vesaire. Yemin sonra. Ondan sonra da Baykal'ın ağırlıkta olduğu SHP parti meclisi ihraç kararı verdi. İhraç kararı verince işte bunlar bir kısmı BK'ya gittiler. Dediler ki biz artık yani bir Türkiye Partisi'nde yer alamıyoruz. Bize başka bir parti lazım. Abdullah Öcalan da öyle rivayet edilir. Onlara demiş ki ya zaten biz zaten kurtarıyoruz bölgeler falan, kurtuldu. Ne gerek var böyle parti martiyle uğraşıyorsunuz falan. Zor bela güya ikna etmişler HEP'in kuruluş sürecinde. Tabii HEP kurulurken sadece PKK'ya meyleden, PKK'yı olumlayan insanlardan ibaret değildi parti. Başka Kürt grupları da vardı. Yani PKK ile ilişkisi sosyalistler olmayan. Sosyalistler de vardı. Sosyalistler vardı, milliyetçiler vardı, muhafazakarlar yani vardı. Kürt olmayan sosyalistler de vardı. Tabii onlar da vardı. İlgi duyuyorlardı böyle bir şey. HDP'ye ama benziyor. Sonra parti tamamen BK'nın kontrolüne girdi ve o ülke o günden bugüne devam ediyor. Dolayısıyla yani bugün hani Murat sen mi kullandın şeyi bitirmek HDP'yi? HDP'nin yani bu hukuki süreçler sonucu siyasi güç yani 90'lı yıllardaki gibi değil, bu dönem kapatılırsa bir daha toparlayamaz kendini fikrine ben şahsen katılmıyorum. Yani görebildiğimiz, çünkü yani bölgeye gidiyoruz, görüyoruz, Türkiye'nin şartlarına da biraz vakıfız yani. Dolayısıyla böyle bir şey olmayacak. Evet zor olacak ama bu bir yandan da mağduriyet üretmeye devam edecek. Nitekim şimdi işte dün Pervin Hanım, tabii Pervin Hanım'a inanmamız için bir sebep yok. Yani o anlamda söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın ama bu bizi işte kapatırsanız oylarımız %20'ye falan çıkar gibi. Ama kamuoyu araştırmaları da %9-10'larda seyreden partinin bu kapatma tartışmalarından sonra oy oranının arttığı yönünde. Bu tabii hukukçuları ilgilendiren bir şey mi? Değil ama ben bunu çok kafamda öyle ölçüyorum, tartıyorum. Diyorum ki mesela bir hukuk kararı sonucu ülke demokrasisi ve hani siyasi ortamı olumsuz etkilendiği zaman, işte Anayasa Mahkemesi'nin kararları tartışıyoruz. Çünkü hukuk hukuk olarak kalmıyor. Değil mi Mehmet Hoca? Hukuk olarak kalmıyor. Yani siyasi sonuçları onun oluyor. Siyasi sonuçları oluyor. Hatta ben buraya yazdım. Yani ne bileyim, hukuki, siyasi, hatta politik, psikoloji açısından da siyasi sonuçları oluyor. Bütün bunlar tabii yani HDP'nin kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili söylediğimiz şeyler değil. Ama bu bir şey. Yani bir realitesi Türkiye'nin ve 30 yıldır da
bu realitenin baskısı altında. Ama şunu da söylemek Türkiye, lazım bence. HDP gibi yaşıyor yani. Terör örgütüyle iç içe olmuş, terör örgütünün vesayetinde siyaset yaptığını şıkmaz iddia eden bir partinin de demokratik bir ülkede yaşama şansı yok. Evet. Yani bunu da Türkiye işte... Ama Türkiye demokrasisi işte ona tekrar o yaşama şansını veriyor Mehmet Hoca. İşte vermemesi gerekiyor. Ha işte onu nasıl olacak onu ben şahsen yani gerçekten bilmiyorum. Ama şu an yedek bir parti var. Demokratik Bölgeler Partisi. Hakkında açılmış bir dava var mı? Yok. Demokratik Bölgeler Partisi yani bu insanlar kapatmayla birlikte çok rahat bir biçimde o partiye geçiş yapabilirler. Belediyeler, dolayısıyla kayyum belediyelerinin tekrar film mi? Yeniden kendisini yenileyecek demektir. Bir sene sonra bu defa Türkiye Demokratik Bölgeler Partisi'ni kapatmayı belki tartışacaktır. Muhtemelen de öyle olacak. Çünkü bu ilişki devam ettiği sürece kurulan herhangi ya da kurulmuş herhangi bir partiyi PKK'nın rahat bırakması Türkiye demokrasi siyaseti açısından imkansız gibi görünüyor. Bu hiçbir zaman olmayacak. Hele PKK'nın Orta Doğu'da artık yapacak çok mükellefiyeti varken böyle bir şeyin olması çok mümkün değil. Bunu tartışmaları yaparken tabii insan gönül istiyor ki HDP'ye karşı evet hukuki mücadele, bu ilişkiye karşı daha doğrusu yani anayasaların güvencesi altında kurulmuş bir partiyle bir terör örgütü arasındaki ilişkinin yarattığı hukuki sonuçlarla mücadele, ama HDP'nin bugün işte siyasi programları öngördükleri söz konusu olduğunda da buna karşı bir siyasi mücadele. Bu siyasi mücadeleyi sadece AK Parti vermeyecek. AK Parti veriyor zaten. AK Parti'yi al Güneydoğu'dan, hatta İstanbul'da. Yani Kürt toplumu ve Türk siyaseti açısından ne kalır geriye? Bir şey kalır mı? Kalmaz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bugün bırakalım Hakkari'deki Kürt vatandaşlarımızı kendi partisine davet etmek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne inandırmak çabası, İstanbul'daki Kürt vatandaşlarımıza bile buna dönük bir mesajı var mı? Yok. Ama İstanbul'daki Kürt vatandaşımızın oyu kıymetli. Niye kıymetli? Binali Bey 800 bin oyla kaybetti. İmamoğlu HDP'den 31 Mart'ta 900, 24 Haziran'da 1 milyon oy aldı. Yani HDP'nin adayı olsa İstanbul'da Binali Bey 200 bin oyla seçimi kazanacak. Bu kadar basit. Aslında dolayısıyla yani İstanbul'dan başlayarak ve zaten artık hani İyi Partililer de bizim oyumuz diyor. Ha, iyi, bu proje Meral Hanım'ın projesi. İstanbul'da onu izin verirseniz değil. Ben biraz izah edeyim. Yani Meral Hanım'ın projesi derken neyi kastediyorum? Ne demek, evet. Meral Hanım tabii geçen hafta Mardin'deydi. Ben de tabii ki bir Mardinli olarak izledim. Yani bir İyi Parti'nin genel başkanı Mardin'de gelir, ne yapar, ne eder. İzledim yani. Sonra Habertürk'teki programını da izledim. Meral Hanım bu projenin, yani aslında tabii ki ismini söylemedi ama HDP'nin oylarını metropollerde alma projesinin neredeyse mimarı olduğunu ifade etti. Ben böyle anladım. Eğer siyaset biliyorsam söylediği şey buydu. Dedi ki, biz dedi 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağını düşünüyorduk dedi. Ama dedi bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmeyince dedi Recep Tayyip Erdoğan'ı yenilgiye uğratmanın tek yolunun İstanbul seçimlerini almaktan, yani belediye başkanlığını almaktan geçtiğine dedi inandık. Ve bu benim fikrimdi, benim projemdi dedi. Ve İstanbul'da dedi ev ev dolaştım. Yani AK Parti ve Sayın Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı seçimini kaybetsin diye. Ve dedi bu partide bu fikre karşı çıkan tek arkadaşımız oldu. Medya bunları aslında izlese buradan çok muazzam bilgilendirmeler olur ama kimse izlemiyor. Ümit ben de gazeteci değilim. Kimse demin Mehmet sordu köşe yaz, niye yazmıyorsun falan dedi de kimse yazdırmıyor Mehmet. Bir, dedi ki Ümit Özdağ'ın dışında herkes bu projeye evet dedi. Yani bir yenilgi psikolojisiyle İstanbul'da. Peki Meral Hanım HDP'nin oyları alınmadan İstanbul'un alınmayacağını bilmiyor mu? Bal gibi biliyor. Yani biz biliyorsak o da biliyordur bu bunun böyle olduğunu. Bu yüzden zaten Mardin'de de yani zaten kendine göre sükunet politikası izliyor konu. HDP hayır yani sükunetle ilgisi topa yok. Topa girmiyor. İstanbul'u almanın projesinin şeyi benim dedi yani. Açsın herkes Habertürk'ü. Ya o zaman bu izlesin. İttifakın arkasındaki bu ittifak, akıl doğru. Aynen öyledir. Evet. Yani dolayısıyla bu ittifakın projesinin sahibi Meral Hanım'sa
HDP bu projede gerçek yerini almışsa bu Meral Hanım'a rağmen olmamıştır. Ya başka bir yani, proje ise bir de o var. Orhan abi bunu da şöyle söylüyorum. Hayır, ben İstanbul için seçimden önce çünkü yani, şöyle bir açıklama daha 2023 oldu. 2023'te bu şekilde gidecek. Yani, buna inanalım Sayın yani. Akşener'in bir açıklaması daha oldu. Cumhurbaşkanı'nın da bizi bir araya getirmek istediler dedi. Çok soru soruldu. Kim getirmek istedi sorusu. Yani onu da hatırlamak lazım. Yok yani oturulmuş işte anayasa falan olabilir canım. Yani herkes anayasayı tartışsın. Ben orada değilim. Ama şöyle mesela ben 5 yıl önce HDP seçmeninin Cumhuriyet Halk Partili herhangi bir adaya oy vermesini imkansız görürdüm. Ve derdim ki Cumhuriyet Halk Partisi gibi işte kurucu bir parti falan Mustafa Kemal'ın partisi bunlar diyordum basit bir şey diyordum. Ve bunlar her şeyden önce Cumhuriyet dönemindeki isyanlara çok açık bir bilinçle ve tavırla yaklaşan bir toplumsal kesim. Dolayısıyla tırnak içerisinde bu da bu dönemin son isyanıysa bu son isyancıların yani kontrol ettiği oyları alacaklarını falan hiçbir şekilde şey yapmıyordum. Ama şimdi bir şey, başka şey daha söyleyeyim size. Yapılan kamu araştırmalarında HDP tabanına soruyorlar HDP seçmenine. Cumhuriyet Halk Partili adaylara adaya oy verir misiniz Cumhurbaşkanı seçiminde? %67'si evet veririz diyor. %17'si de mecbur. Yani HDP'nin siyasi bir şey olarak, bir hareket olarak, siyasi bir parti olarak fikri zeminde, siyasi tercihler bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'ne entegrasyonu bana kalırsa tamamlandı. Burada hiçbir zorluk artık söz konusu. Ben bunun doğal olduğunu görüyorum. Etle kemik oldular yani. Ama doğal niye 5 yıl önce konuşsaydık bunu hepimiz karşı çıkardık. Aynı ekibe bakın. İster PKK'ya, ister HDP'ye bakın. Bütün hayatları anti-emperyalizm ve Amerikan karşıtlığı iken aynı noktaya geldiler. Yani aynı için, noktaya geldiler. Bu karşıtlıklar çok şey yapmıyor. Temel karşıt olduklarıyla beraber olmayı tanımlıyorlar. Ne emperyalizm ne şu ne bu? Bir tek sebep var. Bir tek sebep var. Sayın Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidarı. Bu sebep etrafında bir araya gelebiliyorlar. Bu sebebi kaldırın. Tamam mı? Bu gruplar dağılabilirler. Dağılabilirler de. Ama bu sebep her zaman var olacak. İnşallah da olmaya devam edecek. Orhan Miroğlu'nun söylediği aslında şu bakımdan önemli. Geçtiğimiz hafta İmamoğlu'nun tweetini tartışmıştık ya. Hmm. O zaman İmamoğlu'nun tweeti boşuna atılmamış. Hayır. Ve aslında Meral Hanım da ondan rahatsız olmamış. Tamam, yani hayır, çünkü olmadı. İmamoğlu bilerek yani bu işin arkasındaki ismi de bilerek, kendisini seçtiren ismi de bilerek Meral Akşener'e zaman hani Ümit Özdağ'ın da buradan ayrılması demek ki daha eski tarihlere eski tarihlere. Yani bu HDP ile işbirliğine karşı yerel seçimlerdeki Meral Hanım'ın benimdir dediği projeyle alakalı. Sonra zaten tabii 2000, gerekçeleri çoğaltabilirsiniz. Tabii 2010, yani her zaman. Ümit Özdağ 2018'de de Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak karşı çıktı. Onu açık açık söyledi evet. Zaten. Ben istemiyorum. Bu konuda var mı başka kitaba geçelim mi? Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile HDP arasında siyasi manada bu işler böyle mükemmel bir şekilde gidiyorken bir yıl sonra, iki yıl sonra İYİ Parti ile HDP arasındaki ilişkilerde de belki tartışacak bir şey kalmayacak Türkiye'de. Yani orada da orada entegrasyon, tahkimat gelecek. Tabii, tabii. Bu kapatma davası diye düşünüyorum yani. Bu kapatma davası Türkiye'deki Kürt oylarına nasıl etkiler? %17 galiba bir Kürt oyu var Türkiye'de. Evet. Yani yapılan kabaca araştırmalarda HDP'nin oylarını azaltmaz Mehmet. Hı. Yani gerçek şimdi Hasan Sabbah bir Selçuklu bürokratıyla karşılaşmış. Selçuklu bürokratı tabii demiş ki ya sen ne arıyorsun, sen ne istiyorsun demiş, sen ne yapmak istiyorsun. Hasan Sabbah da demiş ki ben hakikati arıyorum. Peki demiş bulduğun zaman onunla yaşayabilecek misin? Tamam mı? Şimdi biz de hakikati konuşmak zorundayız. Tabii. Onunla beraber yaşamaya bu ülkenin geleceği adına mecbur olduğumuz için. Bu geleceğin daha sağlam artar temellerde kurulmasını arzu ettiğimiz için. Oyları artar mı? Artma ihtimali çok yüksek. Artar tabii ki. Yani bir hukuki süreç sonucunda çünkü bu denendi. Hele şimdi Orta Doğu'daki gelişmeler, PKK'nın Orta Doğu'da, işte Suriye'de, Kuzey Irak'ta, Bağdat'la karşı karşıya. Uzak biz nasıl HDP siyasetini siyasi olarak söz edebiliriz? Şu şöyle, yani bu işin kriminal yanı
belki çok daha yetkin güvenlik tedbirlerini gerektirebilir. Yani böyle bir parti var ve bir örgüt bu partiyi sürekli kriminalize ediyor. Bu bir hukuki sorun mu? Bir hukuki sorun. Ama bir demokrasinin de ve demokrasiye inanmış bir halkın da bu ilişkiyi görmemesi Mehmet Hoca'nın dediği gibi mümkün değil. Peki o zaman yani kapatma mı yoksa kendisini tekrarlayan bu kriminalize ortama çok açık bir şekilde yani güvenlik tedbirleriyle müdahale etmek mi? Yani AK Parti'nin partilerin kapatılmasını zorlaştıran yasadaki mantığı söylüyorum. Neydi bu mantık? Mesela eğer bu adamlar girip mecliste bu yasaya oy verselerdi bugün bu iş mecliste görüşülecekti. Yani kapatmadan önce meclis bu kapatmanın tabii, 2010'daki referandumdan tabii 3 oya ihtiyaç vardı. Bu 3 oyu ne CHP verdi ne de HDP'ler zaten hiçbir oylamaya girmediler. Kapatma davasıyla ilgili. Biraz dolayısıyla burada bu işin bir kısmı Orhan Miroğlu, yani, biraz daha açar mısın? Ya da sen ben söyleyeyim, hatırlatayım. Yani 2010'da 2012 Eylül referandumu ile ilgili mecliste oylama yapılırken 330 gerekiyordu. O zaman 220, maddeler 327'de kaldı. 327 ya da 329. Parti kapatmayla ilgili kısmı parti kapatmayı meclis izine bağlıyordu. Öyle bir düzenleme vardı. Tamam. O düzenleme oylanırken HDP'liler katılmadılar oylamaya. CHP'ler kendilerine de dendi. Yani bakın bu sizi de çok yakından ilgilendiriyor. Katılın denmesine rağmen katılmadılar. Yerel kurul çalışmasına katılmadılar yani. 327 ya da 328 o düştü. Yani. Düştü, o madde düştü. O düştü. Şimdi burada evet. Tabii bu kısa sürede bu ilişkinin sonuna gelinir mi? Kısa sürede olmayabilir. Ama burada şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin uyguladığı yani bu ikisinin arasındaki ilişkiyi engellemek. Yani bunu alabildiğine engellemek. Yani ama işin, bu analize göre HDP'den kapatılmaktan dolayı bir çekincesi yok. Hayır yok ama bizim var. Kapatın şey dedi hayır, bizim zaten. Var. Bizim şöyle dedi, var. %20'ye çıktı oylarımız dedi mesela. Ama yani şu an mesela bu işin yani dışarıya dönük yüzü de var. Yani bazılarımız umursamayabiliriz. Ama bugün işte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili belki dışarıdan gelen ama bir şekilde de dolar dışarıyla Asya piyasalarında evet yani yarın nasıl fırladı. Olacak pek bilmiyoruz vesaire. Bu bizi ilgilendiriyor tabii ki. Yani bu partiye oy veren 6 milyon seçmenin hakkını, hukukunu da bu partiyi yönetenler değil, sonuçta demokrasiyi ve sivil siyaseti savunan insanlar koruyacak. Yanlış mı düşünüyorum? Onların da hakkı hukuku var. Yani bir partiye oy vermek, bir partinin üyesi olmak. Ama bu partileri de maalesef bu yönüyle kriminal bir tablo koyuyor ortaya. Bu kriminal tabloya karşı güvenlik tedbirleri, azami ölçüde, istihbarat tedbirleri her neyse. Yani KCK'yı HDP'den uzak tutmak. Şimdi bu diyeceksiniz ki ya bu çok romantik bir fikir. Bence romantik bir fikir değil. Yani bu parti... Türkiye Cumhuriyeti bunu yapabilecek güçtedir. Zaten yapıyor da bunu. Ama daha bu ilişkiyi hani bertaraf edecek düzeyde yani parti yapabilir. İkincisi yöntem HDP'nin siyasi paradigmalarına, fikirlerine karşı siyaset yoluyla mücadele etmek. Yani onu oy veren vatandaşlara seçenekler sunmak. Değil mi? Yani bu seçeneği de sadece AK Parti sunmaz. Türkiye'nin bütün siyasi partileri MHP'sinden tut İYİ Parti'ye kadar. Burada bir şey var. Ama bu diğer yol tabii hukuki olarak evet Türkiye'nin kaçınacağı bir yol değil. Zaten kaçınmıyor Türkiye. Yani işte ne bileyim hukuki sürecini falan başlatıyor. Ama biz tabii siyasi sonuçlarını konuştuğumuz için siz de sorduğunuz için ne yapmak lazım peki? Hadi bu olmasa ne olması lazım? Bu olması lazım. Nitekim eğer AK Parti'nin tarihine baktığınız zaman eğer AK Parti olmasaydı bu partinin oyları şu an Türkiye'de %20-25 olur. Yani son araştırmalara göre %40'ını seçmenin yani bu seçmen kümesinin Kürt seçmen dediğimiz zaman da bazı bozuluyor ama maalesef öyle bir kategori var Türkiye'de. %40'ını biz %40'ını onlar alıyor. %20 Kürt vatandaşımız da başka partilere oy veriyor. Eğer AK Parti 2000'li yıllarda tarih sahnesine çıkmasaydı
HDP ve işte bu siyasi tedbir. HDP'lileşmiş i̇şte, olacak. İşte bu siyasi tedbir. Bu ara ha, bu siyasi tedbiri büyütmek. Orhan Miroğlu bir ara vereceğiz. Tamam, devam edeceğiz. Haftanın raporu kısa bir arayı takiben devam edecek efendim. Haftanın raporu devam ediyor sayın seyirciler. Mehmet Şahin, Mehmet Acık ve bendeniz Murat Yılmaz. Orhan Miroğlu'yla ilk saat dilimimizde HDP'nin kapatılması davası ve onun etrafındaki muhtemel siyasi sonuçları konuştuk, tartıştık. Şimdi girişte ifade etmiştik. Yeniden kitabı gösterelim. Orhan Miroğlu'nun son kitabı Mağdurların Coğrafyasında. Burada Kuzey Irak'ta yapılan bir saha çalışması, Suriye'deki PKK'nın kovduğu, PKK-PYD'nin kovduğu, diğer Kürt gruplarına da dahil olduğu muhtelif farklı gruplarla, aktörlerle, görüşmelerle. Türkmenler var, siyasal İslami partiler var. Yani evet, şey. Şimdi onları inşallah anlatırsınız. İsterseniz kitabın hikayesini anlatın, öyle başlayalım. Çünkü ben o kitabın kısa hikayesinden sonra sizin yani ön sözde de yazılmış, sizde Markar Esayan'ın evet. vefatından sonra bir Osmanlı-Türk devlet geleneği neydi? Onu konuşalım, sonra da o gelenekten sonraki bu Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıyla başlayan Orta Doğu'daki kırılmaları, kopmaları konuşalım. Çünkü aslında bu hikaye oraya bağlanıyor. Önce kitabın hikayesini evet. dinleyelim Orhan Miroğlu. Kitabın hikayesi şöyle, Mehmet Hoca da hatırlayacak. Ben de o tarihlerde oralardaydım. O tarihlerde evet, Mehmet de oralardaydı. SDE'ye yani Stratejik Güç Üniversitesi'ne teklif ettiğim bir projeydi bu. Sonra Kamu Güvenliği Müsteşarlığı desteklediği projeyi. Ondan sonra biz bir ekip kurduk. Gazeteciler vardı. Bir akademisyen arkadaşımız vardı. 10-15 gün kadar bu arkadaşlar orada çalıştılar. Sonra ben gittim. Saha çalışması. Evet, ben gittim. Ben de bir 15 gün kadar kaldım. Döndük. Bizim amacımız işte SDE'ye 10-15 sayfalık bir rapor yazıp, yani tablo bu. DAEŞ'in tabii ki saldırıları var. Üstelik çok güçlü saldırıları var. İşte Musul'u İşgal altında tutuyor. Musul'u aldıklarından sonra. Tabii. Almışlardı Musul'u. Ondan sonra Erbil'e doğru yürürken. Mahmur'a gelmişlerdi. Yani. Mahmur'a zaten evet girmişlerdi vesaire. Hem o tam bir yani Arap Baharı'ndan sonra işte başlayan kaç sürecin. Kaç oluyor aşağı yukarı? 2013-2014 gibi. Sonra geldik tabii. Ondan sonra bu görüşmeler, mülakatlar. Bir kısmını ben yaptım, bir kısmını bu arkadaşlarımız yaptı. Onları harmanladık ve böyle bir 15-20 sayfalık bir rapor sunup SDE ve Kamu Gönüllü Müsteşarlığı'na iş bitiyordu. Ama öyle muazzam gelişmeler oldu ki ve malzeme de o kadar iyi bir malzemeydi ki oturdum ve bir kitaba dönüştü. Kitabın kapağı şu an ekranlarda. Evet, kitaba dönüştü ve fakat basımı hep düşündüğüm zamanda, hatta Yeni Yüzyıl Kürtler ve Bağımsızlık kitabımı Doğan Yayınevi basıyordu. 900 sayfa. Daha önemli şeyler yaşadık bu defa. Sonra ben işte seçimlere girdim. AK Parti'ye fiili katıldım. Milletvekili oldum. Bu rapor orada bile duruyor tabii. Ama birdenbire hem işte kendimizi darbe, FETÖ ihaneti mecliste işte bombalandı vesaire, meclisteydik arkadaşlarla. Hem de Mardin'de işte Nusaybin başta olmak üzere birçok yerde Derik vesaire hendekler kazılmış, çukurlar kazılmış. Milletvekilisiniz, gidiyoruz. Her gün istisnasız mutlaka şehit cenazelerimiz. Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz onları. Yani korkunç bir trajedi ve müthiş bir ruhsal yorgunluk yani. O haldeyiz. Fakat ben tabii bunların kaydını falan da tuttum. 800'e yakın şehidimiz var. Tabii. Sadece Nusaybin'de 75-76'ya yakın şehit verdik. Ve bir yandan da işte Yeni Yüzyıl Kürtler ve Bağımsızlık kitabını yazıyorum. Devam ediyor. 4 yıl sürdü o. 2018'de yayınlandı kitap. Bundan önceki kitap. 900 sayfaydı. Ve bu ikisini birlikte aslında yayın evine teklif ettim. Dediler ki Orhan Bey, bu zaten 900 sayfa. Bu bela bir şey yani. Zaten bu okuru perişan edecek. Bir de bunu da 300 sayfa yanına koysak
Yani şey olmaz. Bunu da daha sonraki tarihlerde değerlendirelim dediler. Ama yani o kadar baş döndürücü şeyler oldu ki. Yani Irak'taki işte çatışmalar, savaşlar, Körfez Savaşı'ndan bu yana düşün 90 kaç yıl oldu? 30 yıl. Suriye Savaşı, İç Savaşı 10. yılını doldurdu. Türkiye bütün bu süreçlerden muazzam ölçülerde etkilendi. Kobani'ler buraya geldi ki kitabın arka kapağında ben Star Gazetesi'nde çalışıyordum o zaman. Kobani'den Türkiye'ye girenler, ben Urfa'ya gittim. Urfa'da işte Vali Bey'le, o zaman Celalettin Bey'di Vali Güvenç, şimdi milletvekilimiz. Orada Kobani'lerin derneği de var Urfa'da mesela. Tabii tabii. 180 bin Kobani'nin Türkiye'ye giriş fotoğrafı bu. 300 bine yakın giriş oldu. Evet. Ve yarısı tahminimce hala buradalar vesaire. Tabii kitapta o kadar çok kıymetli bilgiler vardı ki. Mesela Suriyeli bir Kürt siyasetçiyle konuştuk. Selahattin'de, Irak'ta, Selahattin'de, Kuzey Irak'ta, Selahattin kentinde. O bize PYD ile Esad arasındaki ilk toplantıyı anlattı. Kitapta okuyacak okuyucular, bulacaklar bunu. Taliban de var. Talabani var. Zaten Esad Talabani'ye başvuruyor. Diyor ki, bak diyor, bu diyor Sünni Araplar ayaklandılar diyor bana karşı. Ben onlardan korkmuyorum diyor. Ben onları bir şekilde bu isyanı bastırırım. Ama diyor, Kürtlerin diyor sokağa dökülmesiyle baş edemem diyor. Çünkü o dönem bu şimdi PYD'nin kontrol ettiği o irili ufaklı şehirler, kasabalar tam bir ayaklanma içerisinde. Ve şöyle düşünüyorlar. Biz Arap devrimcilerini, Arap isyancıları yalnız bırakmamalıyız. 2000, yalnız bırakırsak bunu Kürtler düşünüyor. 2004'te de orada bir hareket oldu rejime karşı. 2004'te. Evet. Orada da yine büyük bir katliama girişti Esad. Yine Kürtlere karşı bir stadyumda hadiseler oldu. O tabii o işin ayrı bir kısmı. O yani lokal bir şeydi. Lokal olarak kaldı. Şimdi bunlar diyorlar ki bizim devrimin yanında yer almamız lazım. Esad'a karşı bir devrim gelişiyor ve bu Esad yani Kürt olma, yani Kürt kimliğini bile kabul eden... Arap Baharı'nı destekliyorlar aslında. Tabii Arap Baharı'nı, Arap işte devrim diyorum yani. Evet, Suriye devrimini destekliyoruz. Ve sonra bunu bize anlatan adam dedi ki biz Suriye devrimine ihanet ettik. İhanet etmek zorunda kaldı. Nasıl oldu? Hayır. Şöyle oluyor. Kalkıyor devreye giriyor. Onu anlatıyor işte. Celal Talabani, Esad de Celal Talabani arıyor. Diyor ki, beni bu şeyden kurtar. Yani bu kıskaçtan kurtar. Kürtleri diyor durduramam diyor. Hani Sünni Arapları diyor bir şekilde durdururum. Buna duruma hakim olurum ama diyor bunlar diyor eğer bu şekilde devam ederse. Yani mesela Michel Temo bir çağrı yapıyor. 50 bin Kürt sokağa dökülüyor. Böyle yani. Çok onu öldürdü itibarlı PKK. Adamlar öldürüldü. PKK öldürdü bir de değil mi? İstihbaratla muhtemelen. Bu şekilde bir tablo var. Celal Talabani'ye gidiyor diyor ki işte beni bu Kürtlerin bu şeyinden kurtar. Merak etme diyor. Talabani ne yapıyor? Talabani şunu yapıyor. Talabani Süleymaniye'de Esad'ın önemli bir yanı sağ koluydu öldürüldü. İsmini unuttum şimdi. O işte Murat Karayılan. Ondan sonra PYD'nin o zamanki. PYD o zaman ne? PYD bir şey değil. Bir tek silahlı adamı yok. Bir tek silahlı adamı yok. Tabela örgütü. Evet. Karşılıklı oturuyorlar. Celal Talabani diyor ki uzlaşın diyor. Ve siz diyor işiniz değil diyor. Yani Esad'a karşı ayaklanmak. Niye sizin işiniz olsun? Peki Celal Talabani niye öyle düşünüyor? Çünkü her zaman Celal Talabani bir ayağı Şam'da, bir ayağı Tahran'da olan bir adam. İşte onu... Tabii. Ve ondan sonra anlaşma sağlanıyor. Anlaşma şu. Biz devlet gücü olarak sizin işte bu Kürt şehirlerinde kalmaya devam edeceğiz. Maaşları falan yine biz ödeyeceğiz. Sizden iki şey istiyoruz. Kürtleri sokaktan çekin. İkinci olarak da Türkiye ile savaşa devam edin. Yani... üzerinden PKK üzerinden tabii. Anlaşma bu şekilde. İlk etapta diyor Esad'ın tarafı 2000 militanınızı getirin. PKK'ya söylüyor. Tabii. 2000 çünkü PYD'nin bir militanı yok o zaman. Yok.
Hiç militan yok. 2000 silahlı militanınızı şeye getirin diyor. Bu Kürt şehirlerine yerleştirin. Diğer, kontrol etmek için. Kontrol etmek diğer, için. Diğer aslında örgütleri diğer bastırmak için. Tabii zaten diğer, tabii yani artık. Ya yani ben bastıracağım ama siz bastırın. Silahlı, artık herkes silahlı zaten orada. Siz orayı istediğiniz gibi yönetirsiniz. Ama biz de orada olacağız. Yani Esad öyle tam da hani teslim edeyim falan gibi bir anlayışla değil. Ama tabii atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Yani resmi kurumlar ben de olsun diyor, sokak sizde olsun. Tabii aynen sokak sizde sokak olsun. Sizde resmi zaten kurum. Maaşları falan sonra da oluyor diyor. Sonra bu süreç ne oldu? Adım 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 yani PYD'nin tamamen hakimiyetini getirdi. PKK'lar geçirildi. Diğer, tabii ki. Diğer şeyler, Kürt partileri de işte Erbil'e taşınmak zorunda kaldı. Ezildiler. Lider ezildiler değil mi? Ezildiler yani, tabii. Tutuklandılar. Hala bir kısmı bilebildiğimiz kadarıyla cezaevlerinde vesaire falan. Şimdi tabii bu ve buna benzer çok mesela Türkmen-Kürt ilişkileri o kadar güzel anlattı ki bize Türkmen cephesi lideri. Bugün zaten zannediyorum. Maruf, Aydın Maruf. Maruf Aydın. Aydın Maruf. Aydın Maruf. Onunla röportaj var yine aynı şekilde. İslami Yeggürtu Partisi diyorlar. Yeggürtu herhalde birlik anlamına geliyor. İslami Birlik Partisi. Onlarla, Süryani kesimlerle velhasıl orada işte toplumsal alanda bir varlık gösteren. Yine hükümetin çeşitli bakanlarıyla, mesela işte Peşmerge Bakanı, o zaman DAEŞ'e karşı mücadele de var tabii ki ve... Goran'daydı. Tabii Goran'daydı. Tabii var orada. Aha. Birlikte bir fotoğrafımız da var onunla. Onlar da tabii işte DAEŞ'e karşı mücadelede bir yandan sürüyor. Dolayısıyla bu bilgi böyle kaldı ama bu röportajların iki misli diyebileceğimiz metinler çıktı ortaya. Yani bu röportajları tarihi bağlamı içerisine yerleştirip okuyucuya bir perspektif veren. Yani nedir? Ya hani kol kırıldığı yerden şey olur ya. Yer içinde ya. Kalır. Burada bir kolu kırıldı. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun buradaki tarihinin sona ermesi bir şekilde bir kol kırılmasıydı. Yani bu kitapta biz aslında bu kolu tekrar nasıl onarabiliriz? Yani kırılan kol kırılan yerden şey yapılır. Yani kaynatılır. Kaynatılır, yerine konulur her neyse. Burada tabii o dönemde bu söylediğim toplumsal kesimlerin, siyasi partilerin Türkiye algısı. Yani Türkiye için ne düşünüyorlar? Mesela önemli bir politikacı şöyle dedi. Dedi ki biz tabii çok şey tecrübe ettik dedi. İşte İranlılarla, Araplarla. Onlar dedi bizim komşularımız. Yani biz onlarla iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Ama Türkiye ile biz bir gelecek kurmak istiyoruz. Yani şöyle toplumun içerisine girip bu algının olumlu olumsuz yanlarını konuştuğunuz zaman o ortak tarihtaşlık adeta size göz kırpıyor. Yani Erbil'in kütüphanesine gittiğiniz zaman Osmanlı kaynaklarının olmadığı kadar ciltleri, kitaplarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. İnsanların hafızası hala çok taze. Yani birer Osmanlı vilayeti olan, işte Musul'da durum budur, Bağdat'ta budur, Erbil'de budur, Süleymaniye'de budur. Ama tabii Batılıların da en iyi bildikleri şey bu tarihe ateş etmek oldu. Ve bu tarihi mümkün kılan liderlikleri de sona erdirmek oldu. Yani bu bir şekilde mesela ben inanıyorum yani Cemal Abdülnasır eğer bir lider olarak tam da çok şey yapabileceği bir dönemde yoluna devam edebilseydi onu tutup kazanamayacağı bir savaşa sokup yenilgiye uğratıp sonra itibardan düşürmeselerdi. 67 savaş. Tabii 67 savaş. Musaddık İran'daki millileştirme hamlesinde başarılı olabilseydi Orta Doğu, Yaser Arafat mesela yaşıyor olsaydı veya diyelim. Bunlar tabii büyük liderlikler. Ve Batı'nın bu 100 yıl içerisindeki en büyük kazanımı bence bu liderlikler dönemini sona erdirmesi oldu. Yani
lideri, daha önce lideri Menderes'in tasfiyesi tabii de ki böyle. Lideri olmayan toplumlar. Başsız. Bu başsız toplumlar. Bu yüzden bence bütün bunları düşündüğümüz zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a karşı tutumun tarihi kodlarına rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ama bu Türkiye'de üniversitelerimizde çalışılan bir konu değil. Yani bunu söylediğin zaman çok basit bir şekilde işte Erdoğancı bu ya falan diye söylerler. Ama bugün bir fotoğrafı vardı. Sultan Abdülhamit duvarda asılı bir fotoğraf. O da masasının başında İmza. Çalışıyor. Şimdi bu, hatta ben bir şey yazdım, bugün paylaştım. İnsanlar inşallah farklı anlamazlar. Dedim ki bu fotoğraf bize çok şey anlatıyor. Tarihteki sürekliliği anlatıyor. Yani şimdi bu sürekliliği biz ne zaman kaybettik? Biz bu sürekliliği Osmanlı İmparatorluğu dağılıp yeni bir cumhuriyet kurulduğu zaman kaybettik. Çünkü yeni cumhuriyeti kuranlar bu sürekliliğe tıpkı Batılıların güçlü liderliğe, güçlü toplumlara bugün ateş ettikleri gibi ateş ettiler. Ve son 15-20 yıl içerisinde, hatta son 10 yıl içerisinde AK Parti'nin ilk 10 yılı bu meselelerle meşgul olduğu bir 10 yıl değil bence. Belki hani biraz evin içini derleyip toparladıktan sonra bu tarihi yeniden keşfetmek. Ben tabii bu kitapla aslında Nurcan Hocam da, Nurcan Yurdakul Kaplan, ona çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ön söz yazdı. Uzun daha doğrusu söz var. Bir takdim yazısı. Evet. Başlı başına bir kitap olabilecek bir şey o. Keşke yani evet olsa ve o üniversitelerimizde okutulsa. Ben bu kadar önemsedim. Nurcan Hanım'ın ihtisası da zaten hani İngiltere'nin... İngilizler tabii burada söylüyor. Yani 1500'lü yıllardan başlayarak Orta Doğu'daki İngiliz varlığı ve bunun sonuçları üzerinde duruyor. Burada münasıran hani aynen. Kürtler üzerinden neler yapmış onu hikaye ediyor. Aynen. Ve mesela şeyin şöyle başlığı bile çok güzel kullanmış Nurcan Hocam. Osmanlı Devlet Geneliği inşasında silah ve kalem arkadaşı olarak milleti hakime içinde Türkler ve Kürtler. Ama bu yani çok güzel başlıklar kurarsınız fakat okur tutar bu başlıktan umutlanarak yazınızın, meydana getirdiğiniz metnin muhtevasına tam şey olur, nasıl desek, böyle entegre olur. Onu özümsemeye başlar. Fakat bir de bakar ki metinle başlık arasında çok da büyük bir uyum yoktur. Yani burada öyle değil. Aslında bu mevzuyu burada, ayrı bir kitaba dönüştürmesi lazım. Yani kesinlikle. Perspektifi... Aynen. Bak, yani burada tabii ben yeniden okudum bunu. Ve yeniden düşündüm. Osmanlı zımni hukuku. Yani şimdi bu tabii burada kullanılan kavramlar Mehmet Hoca benim mesela hayatımda yani yaşadığım şehirde çok gördüğüm şeyler. Osmanlı zımni hukuku nedir diye bir akademisyen merak edip gitse mesela Midyat'ta bu hukukun bugün bile yaşadığını görür. Kimler arasında? Gayrimüslimler arasında. Yani Süryani halk, Arap halk, Kürt halkı, Ezidiler vesaire. Bunlar arasında böyle bir hukuk var. Kimse kimseye şey sormaz. 90'lı yıllarda mesela Süryani nüfus Midyat'ı terk ederken malını, mülkünü Müslüman, güvendiği Müslüman halka bıraktı. Ama döndüğü zaman da o malını, mülkünü 30 yıl sonra sanki... Ne zaman göç ederken? 90'lı yıllardaki o terör hadisesiyle hadiselerden sonra. Çünkü yani... Devletin ya devletin silahını alacaksın ya da köylerde başka yaşama şansın yok. Ya devletin silahını alıp mücadele edeceksin ya da öbür tarafın silahını alıp dağa çıkacaksın. İki şey arasında kalınca... Yezidiler ve Süryaniler göç terk ettiler. Yani büyük oranda terk ettiler. Ve şimdi dönüyoruz çok şükür. Yani çok ciddi hiçbir problem yok. Teslim etmiş mesela Murat Hoca'ya. Geliyor Murat Hoca diyor ki bak aha senin bağın, aha senin tarlan. Yani bu gelenek hala yaşıyor. Ama bak bu geleneğin mesela en çok dağıldığı yer, belki bir zamanlar en çok uygulandı ama bugün en çok dağıldığı yer. Uluslararası Af Örgütü'nün PYD ile ilgili çalışmaları var. O raporlarda mesela PYD'nin uyguladığı yöntemlerde Suriye'de. En şey şey ne biliyor musunuz? Tapu değiştirme. Tapu değiştirme. Yani bir mafyalaşma var.
Ve o ona yani herkes herkesin malını başkasına satıyor. Demografi mühendisi. Başkasına. Yalnız onu şeyde de yaptılar. Hem demografi yapıyor hem de şeyi yapıyorlar. Yani. Bu dediğin çok ilginç. Evet. Yani bu Mardin'e geri dönen aynen. Süryaniler tabii. 30 yıl önce Müslüman ailelere bıraktıkları kesinlikle. Çoğu öyle yaptı yani. Geri çoğu öyle yaptılar. Çok geri dönüş oldu mu Süryanilerden? Oldu. Bilhassa şey zamanında çok oldu. Fakat bu işte Çukur, Hendek meseleleri başlayınca o durdu. Yoksa Süryani vatandaşlarımız bir gün gelirsiniz, sizi misafir ederim. Gideriz o köylere. Yani ederi yüz binlerce avroyla ölçülen şeyler yaptılar. Villalar falan yaptılar yani. Bazı dostlarımız İstanbul'da da kiliseleri İstanbul'da yeniden yapıldı. Öyle. Evet. Bu böyle bir şeydi. Şimdi tabii bu kadar hayhuy içerisinde oturup yani koskoca Türkiye'yi bu ortak tarihtaşlığı, ortak medeniyeti yeniden keşfetmeye davet etmek belki biraz bazılarına göre abesle iştigal gibi bir şey olur. Ama ben yaptığım işten çok eminim. Çok güveniyorum. Yani bu fikirlere çok güveniyorum. Bu fikirlerin bir şekilde tedavüle girmesini çok arzu ediyorum. Çünkü bu insanların Türkiye'den beklentileri bambaşka. Ben yıllar önce okumuştum. Yolların başlangıcı Amin Maluf. 1800'lü yıllarda amcaları Küba'ya gidiyor. Tamam mı? Bir kısmı 1870-80'li yıllarda. Roman onları anlatıyor. Kendi ailesini anlatıyor yani. Bütün hemen hemen her romanında. Biraz öyledir. Öyle. Şimdi bakıyorsun adama mesela Küba'da diyorlar ki ne? Diyor ki ben Osmanlıyım. Türkiye'liyim diyor. Türkiye'liyim diyor, Osmanlıyım diyor. Şimdi Amin Maluf mesela baktığınız zaman Türkiye'ye yönelik de eleştirileri olan bir aydın. Olsun, ne olur ki olsun. Frankofon. Ama bu şeyi, yani bu gerçeği teslim ediyor yani. Şimdi bu tabii neo-Osmanlıcılık gibi falan anlaşılmasın. Ya ben bir televizyon programında bir arkadaşımız dedi ki, oradaki örgütlerin işte vekalet savaşlarında kulta bunların hepsini biliyoruz. Ama ne yazık ki bu coğrafya sadece bu terör örgütlerinden ibaret bir coğrafya değil. Benim ailemin mesela bir kısım mensupları hala Suriye'deler. Mezarlarımız var Orhan abi, yani burada Suriye'de. Çok enteresan bir şey yani, geçiyor. Bu hani Bedirhan'ın bir mektubundan geçiyor. Diyor ki harici buradan, Türkiye. Burada evet gönderilenlerin yani Türkiye'den gidiyor adamlar. Ya kendisi tabii. Gidiyor ya da sürülmüş. Harici Türkiye'ye gitti diyor. Yani o coğrafya harici tabii, Türkiye diyorlar. Şimdi çok de enteresan. Harici Türkiye yok mu? Harici Türkiye şimdi de var. Bakın Kobani'den işte gelen bu insanlarla o dönem, yani şu fotoğrafın görüldüğü kare, röportajlar yaptım. Galiba 90 yaşında falan bir kadıncağızdı. Sürekli de sahara içiyordu. Ya o teyze dedim, tabii Kürtçe konuşuyoruz. Ya sen dedim hala sahara. Dedi ben yıllardır içiyorum dedi. 60 sene önce dedi ben gelin olarak Suriye'ye gittim. Bana şeyi soruyor. Kendi döneminde. Diyor ki falan ağa yaşıyor mu diyor. Yani Mardinliydi teyzeniz. Ben de yaşıyorsa diyorum ki yaşıyor. Yaşamıyorsa diyorum ki yaşamıyor. Hatıralarını anlatıyor. 70-80 yıl önce gitmiş. Şimdi bu tarihtaşlık ve bu ortak bir medeniyetten beslenmek bence bu yüzyılın en kıymetli değerlerinden biridir. Ama yeter ki bu değer böyle kitaplarda falan kalmasın. Mehmet Hoca hatırlar. Biz SDE'deyken hep diyorduk ki ya şu Erbil'i biraz çalışın. Şu bilmem ne bileyim Süleymaniye'ye gidin. Hatırlıyor musun? Tamam gittim ben işte. Zaten Mehmet Hoca gitti. Ama senden başka da kimse gitmedi Mehmet Hoca. Yani sen gittin ama gidecek. Dediğiniz nokta önemli. Üniversitelerin aslında bunu. Üniversitelerde. Orhan abi orada bir şey anlatmak istiyorum. Aslında üzerinde durmamız gereken şey şu. Oradaki sınırın öbür tarafındaki kitlesel halkla aynen. Onların Türkiye'ye bakışını bildikleri için zaten terör örgütlerini kullanarak sizin dediğiniz yaptılar. Biz bunun üzerine duracağız. Tabii. Çünkü ilk önce oradaki halkı böyle bir ne yaptılar? Biraz önce Mehmet dedi ya demografik değişiklik. Demografik değişiklik yaptılar. Elitleri yok ettiler ve onlara uygun bir yeni elit ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. PYD üzerinde. Mesela Suriye'deki Kürtlere normalde baktığın zaman bunların PKK ile o kadar çok şey değildi. Yok, mesafeliydiler. Hatta enteresan bir şey yaptılar bunlar. Sonraki süreçte oradaki Kürtleri etkisiz kılmak için başlarına suikast yaparak ilk işte Michel Temo'yu öldürdüler. Çok arkasından bu devam etti. YNKS'yi etkisizleştirmeye çalıştılar. Ve kitleyi de göç ettirdiler. Aynen. Yani bu defa da ne yaptı? Alan kime kaldı? Rejimle çalışan. Burada İran'ı unutmayalım.
Talebani'nin şeyinde mutlaka unutmayalım. Rejimde çalışan şeye kaldı, PKK'ya kaldı farkındaysanız. Evet. Sonra da şimdi ne yaptılar biliyor musunuz? İran'da büyük oranda bıraktılar, diğerlerini de bıraktılar. Amerika ile birlikte işbirliği yaptılar. İşin enteresan tarafı da şimdi diyorlar ki, bunlar PKK karşıtı falan değiller aslında. Sen diyorlar niye bizi bırakıp da Amerika ile çalışıyorsun diye böyle bir kızgınlık da olduğunu görüyorsunuz. Kimi? Bölgedeki ilk başta PKK ile çalışanlar biraz PKK'ya kızgınlıkları sen terör örgütüsün diye değil. Bizi bıraktın da niye Amerika ile beraber çalışıyorsun? Niye bununla iç içe olduğun diye bir yapı var. Bence şeyin üzerine durmak lazım. Oradaki halklar bize nasıl, halk nasıl bakıyor? Zaten şeyimiz de bu. Evet. Yani aslında kitabın başlığı da bunu anlatıyor. Arka bahçemizdeki halklar. Evet, bunlar bir zamanlar mesela geçen bir zamanlar iç içe yaşadığımız halklardı. Osmanlı ümmetinin bir parçasıydı bu halklar. Ama şimdi evet işte Sykes-Picot'dan sonra arka bahçemizdeki halklara dönüştüler ve bu halklar mağrur halklardı. Kendi tarihlerinin bilincinde olan halklardı. Edebiyatları muhteşem olan halklardı. İnançları hiç şüphe duyulmayacak düzeyde olgundu, ilerideydi. Ama şimdi bu halklar bütün bu süreçlerden sonra son 100 yıl içerisinde maalesef mağdur halklar haline geldi. Mesela bizdeki mağdur halklara bugün Orta Doğu'da şemsiye açabilecek Orta Doğu'da bir tek ülke var. Mesela, ve inan Mehmet senin bu söylediğin şeylerin hepsi var. Fakat bu örgütlerin miadı dolduktan sonra bu halkların, bugün de aslında böyledir, yüzleri İstanbul'a ve Türkiye'ye dönük olacak. Bundan da hiç kuşku duymamak lazım. Ben geçen bir... Ama tabii burada hani Türkiye oturup bekleyecek, böyle değil. Yani hani kamu diplomasisi kavramı burada hafif kalır. Kamu diplomasi. Benim ilgimi çeken bir şey oldu. Geçen bir televizyon programında da karşılaştım ve bunu zaman zaman bir konuşmalarda da izliyorum başkalarının konuşmasında. Suriye'dekilerin farkını bilmiyorlar. Erbil ile Süleymaniye'nin farkını bilmiyorlar. Erbil ile Süleymaniye'nin arasında gittiğin zaman mesela tabii. Erbil'de Türkiye'yi görebiliyorsun. Yani Erbil'de Barzani'nin etkisini görebiliyorsun Doğuk'la birlikte. Ve Süleymaniye'ye gittiğin zaman İran'ı görüyorsun. Aynen. Yani işte orada şeyi göremiyorsun. Eski Talebani bölgesi. Talebani bölgesi, onu görebiliyorsun. Şimdi Goran diye bir yapılanma ortaya çıkmış. Onun PKK ile ilişkileri çok daha sıkı mesela. Onlar tamamen PKK'yı destekliyorlar. Bir de enteresan bir şey var. Mesela Erbil ile Bağdat arasındaki ilişki, metafor yapacağım biraz da. Biraz da egzecere etmek istiyorum. Washington ile Moskova arasındaki ilişki gibi. Evet, tabii tabii. Mesela bunu da görmüyorlar bir devlet. Bakınca diyor ki adam, o bölgeyi tamamen aynı gibi düşünüyormuş gibi, hiçbir fark yokmuş gibi. Böyle bir yaklaşım içindeler ve yorum yapıyorlar. Tabii yani İran'ın da son birkaç yıl içerisinde müthiş bir Şiileştirme politikası. Evet, bu 5. bölümde bir Şii PKK, Şii Kürt, Şii ittifakına giden yol. Bugün de mesela bu Sincar bölgesi bu aynen böyle. Aynen böyle. Ama bu sadece mesela hani Şii kesimin zaten şu an yani Kürt Şii falan yok şeyde. Yani Kuzey Irak'ta, Irak'ta vesaire. Türkmenler arasında ve işte Araplar arasında Şiilik. İran bununla yetinmiyor. Yani mesela biz Başbakan Binali Bey ile 2016 yılıydı galiba Bağdat ve Erbil ziyareti yaptık. Ben de o heyetin içindeydim. Şimdi o dönem bize anlatılmıştı. Türkmenlere Haşbi Şadi gibi bir örgütlenme teklif ediyor İran. Şii Türkmenler var onlar kabul ediyor. Var tabii. Var. O zaman diyorlardı ki sayıları 1500-2000 civarında ama 2-3 yıl içerisinde 10.000'e çıkarmayı. Ama Sünni Türkmenler bunu reddetmişlerdi. Yani biz böyle bir silahlı şeyin içerisinde değiliz. Olamayız demişlerdi. Ama İran şimdi bölgede müthiş bir Şiileştirme politikası istiyor. Ve bu politika sadece Sünni Kürtleri değil, Sünni Arapları da çok rahatsız ediyor. Yani en son işte Musul'dan bir haber, 100-140 Sünni Kürt genci şey oldu, Hüseyinli oldu, yani Şii oldu, Şiiliği kabul etti. Yani bu kendi içindeki etnik meseleleri mezhebi öne çıkararak bir şekilde geciktirme politikası izliyor İran ve bunun bu hal böyle devam ederse önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde bu politika Türkiye'yi çok yakından ilgilendirecek. Şimdi de ilgilendirmesi lazım ama yani biraz daha
belirgin bunun bir sonuçlarını. Mesleci kadro başı arayışı var şu an. Kesinlikle. CHP üzerinden. Aynı. Papa mesela ziyaretini de bu evet çerçevede değerlendirmek lazım mesela. Evet, onu nasıl evet değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi tabii ki bayram değil, seyran değil. Yani bu kadar kan akıtılmış Körfez Savaşları'ndan bu yana belki 2 milyona yakın insan ölmüş. Yani Irak'ta 500 bin diyorlar. İşte Suriye İç Savaşı'nda 1 milyon. Ondan sonra çok Batı politikalarını, Amerikan politikalarını destekleme hamlesidir bu. Yani bu kadar saf değiliz. Yani bu dinler arasında bilmem diyalog, uzlaşma falan olsa bunun tam da o çatışmaların Esad'ın nükleer silah, zehirli gazlar kullanarak çocukları katlettiği bir dönemde gerçekleşirdi bu. Yani aynı şeyler Irak'ta da oldu. Ama ben şimdi burada tabii bütün hesapta yine dikkat ederseniz ziyaretin bilhassa Kürt bölgesindeki görünümü dünya medyasını çok meşgul etti. O pulun basılması, yani basılmamış da güya şey gibi gösterilmiş. O da tabii ayrılırken ben işte Kürdistan'ı unutmadım falan, unutmayacağım gibi. Yani siyasi mesaj vererek ayrıldı. Kürdistan'ı unutur unutmaz bu ayrı bir mesele. Ama bir din görevlisinin böyle bir şey söylemesi ne kadar... bir de tabii demin sözünü ettiğim. Yani bu Joe Biden'ın seçilmesiyle birlikte yani bölgede büyük bir hareketlenme oldu. İşte ben o arada bir tweet attım, dedim ki bir Kürt arkadaşım dedi ki bu Joe Biden... Cemoya bilmem kimdir falan. Yani buna inanamayız dedim. Ama evet. Mehmet Hoca siz siyasal bilimcisiniz, siyaset bilimcisiniz. Kaç milyon insan baktı o tweet'e biliyor musun? 2,5 milyon insan. Şimdi bu bir arayış aslında. Ama bu arayışın Biden'da tezahür etmesi kötü bir şey. Yani hüzünlü bir şey daha doğrusu. Şimdi Biden'ın portresinin yanına bir de işte Papa'nın şey. Bu tabii olacak. Yani Batı işte bu kitapta da Nurcan Hocam söylüyor. Bu 400 yıllık, 300 yıllık İngiliz politikası. Ve şu an zaten bu politikanın gerçek sahibi de İngilizler. Amerikalılar uygulayıcı sadece. Yani ben öyle düşünüyorum tabii. Rüşvetin belgesi olmadığı gibi bunun belgesi de olmuyor. Şimdi şöyle, ama bu böyle. Yani çünkü bu bölgeye dair derin siyasi hafızası olan, tarihi hafızası olan İngilizlerdir. Ben size bir şart vereyim. Ruslar bile 1860'lı yıllarda bölgeye bir merhaba diyorlar. Bir öğrencim doktora tezi çalıştı. Doktor da oldu. Şimdi son düzeltmelerini yapıyor. Ben aşiretler şeyini verdim ve Irak üzerinde çalıştı. Evet. İngilizler deyince aklıma geldi. İngilizler biliyorsunuz bu bölgeyi işgale başladığında Irak'taki Şii aşiretler şeye uyuyorlar. Osmanlı'nın yanında oluyorlar ve İngilizlere karşı mücadele veriyorlar. Amerikalılar ilk geldiğinde o Paul Bremer falan var ya bunlar, evet, geldiğinde şu konuşmalar yapıyorlar şey geldiklerinde Iraklı aşiretlere. Bak diyorlar, İngilizlere karşı yaptığınız hatayı yapmayın. Evet, evet. Bu işgal sürecinde bunları yaptıkları o şeyi İngilizlere tabii İngilizler, çok iyi kullanıyor. İşte İsmail Ağa var. İsmail Simkoya mesela Irak'a karşı işte Bağdat'a karşı isyan etmesini falan söylüyorlar. O da diyor ki Müslüman Müslümanı öldürmez diyor. İşte şey yapmıyor. İngilizler sonra İngilizlere karşı savaşıyor. Tam tersine. Onu Hindistan'a falan sürüyorlar. Hazin bir biçimde de hayatı sona eriyor. Ama şimdi duyduğum İsmail Ağa'nın mesela 3. 4. kuşak torunları şu an İngiliz politikası. Şimdi şöyle bir şey peşinde koşuyorlar Süleymaniye'de. Orhan Miroğlu, şimdi bizim anladığımız kadarıyla hani sizin o yazınızda da vardı, buradaki ön sözde de var. Osmanlı Türk devlet geleneğini Sünni, Hanefi, Maturidi bir çerçevede abi, tanımlanıyor ve bunun içerisinde Sünni din çerçevesi içerisinde Kürtler de burada yer alıyorlar. Tabii. Şimdi ama bu hani kısaca anlattığımız burada bir yandan İran Şiileştirmek suretiyle, tabii, diğer yandan PKK, PYD de dinsizleştirmek suretiyle. Tabii. Yani tabii, onlar Şiiliğe de geçirmiyor. Demirci kava üzerinden yani gidiyorlar. Kürt Şii İttifakı'nın teorik zeminini işte bu kitapta görecek herkes. Yani bunu işte yani PKK adına teorik yazılar yazan adamlar kurdular. Şimdi, ve şöyle diyorlardı. İranlılarla biz bu işi yapacağız. Bir Şii kuşak oluşturacağız aslında. Ta Afganistan'a kadar, işte İran'a kadar vesaire. Burada kim engel olabilir bu fikre?
İki kişi engel olabilir. Birisi Mesut Barzani, onunla savaşırız. Onu bu fikre ikna etmemiz çok zor diyorlardı bu makalelerinde. Ama Celal Talabani ile uzlaşırız. Gerçekten de böyle oldu. Mesut Barzani hala ama tabii bir ki, özür söyleyeyim. Celal Talabani'nin partisinin içinde o Türkiye'de çok yani. Konuşulmuyor. Celal Talabani'nin partisinin içinde ciddi Şii nüfus vardır. Feili Kürtlerden önde gelen özellikle peşmergelerin içinde tabii. önemli insanlar vardır. Aynen. Bunları söylüyorum. Doğru, doğru. İkinci isim ne? Sağ engelleyecek. Erdoğan. Bunlar tabii Irak için konuşuyorlardı bunu. İkinci isim Celal Talabani. Şimdi, ama Celal Talabani ile uzlaşırız. Onu ikna ederiz diyorlardı ama Mesut Barzani'yi ikna edemeyiz. Ben şuraya savaşırız. Şuraya bağlamak istiyorum. Şimdi böyle olunca şimdi yani Kürtlerin bir yandan Şiileştirilmeye çalışılması, diğer yandan dinsizleştirilmeye çalışılması aslında hani sadece Türkiye ile ilgili proje değil. Bulundukları coğrafyada o bahsettiğimiz bir koridor var. Hani sadece Şiilikle ilgili bir koridor değil o. Değil. O koridor esas itibariyle Arap koridoru. Suriye, Irak ve oradan devam edecek bir koridor. Şimdilik Akdeniz'e ulaşan. Şimdilik İran'la Amerika Birleşik Devletleri ne kadar anlaşmazlık yaşarsa yaşasın bu iki ülkenin ortadan kalkmasıyla ortaya çıkacak koridorda anlaşıyor. Fakat şimdi şöyle Kürtlerin Sünni bir Kürt'ün buna intibak etmesi çok zor. Bir yandan İslam ümmetinin içinde yer alacağı için ikincisi de Sünni Kürt demek aslında mahalli ilişkileri olan insanlar demek. Yani Barzani böyle bir şey. Yani mahalli bir çerçevesi yani, var. Yani Sünnilik Kürt kimliğinin hani inşa sürecinde diyelim çok önemli bir rol oynar. Yani Kürt milliyetçiliğinde İslami motifler çok azdır. Soruya tamamlayayım. Ama kimlik inşasında şeyin vazgeçilmezidir Sünnilik. Kürt kimliğinin vazgeçilmezidir. Soruya yani. Tamamlayayım. Şimdi buradan şöyle bir noktaya geliyoruz. Eğer hani PKK, PYD'nin misyonu bu manada Sünniliğin ve mahalli Kürt ilişkilerinin tasfiyesi ise bu aynı zamanda hani Barzani'yi hedef alması kaçınılmaz. Yani sadece zaten Türkiye'yi değil. Zaten hedef şimdi burada ama şöyle bir şey de var. Yani PKK ve onun etrafındaki Kürt kimliği bu manada pan-Kürdist bir hareket olarak tanımlanabilir. Evet. Yani siz bunu mahalli bir çerçeveye oturtmayacaksanız, Sünni bir kimliğe de oturtmayacaksanız buna ideolojik bir karakter vereceksiniz. Bu ideolojik karakter de o içindeki sosyalizm şeylerine rağmen bütün bu tarihi dini kimlikten soyutlanmış bir pan-Kürdist bir akım. Şimdi bu pan-Kürdist akımın yani nihayetinde saldıracağı yani hesaplaşacağı şey sadece Türkiye değil. Yani Barzani ve aslında Sünni ilişkilere sahip olan bütün Murat Kürtler. Hocam, Murat Hocam. Doğru mu? Doğru. Şimdi burada yani çok özür dilerim. Yani burada mesele bu netlikte anlaşılmadığı sürece Kürtlerin hani biraz önce PKK üzerinden HDP'yi konuştuk ya. Evet. Buradaki bu paradigma anlaşılmadığı sürece hani Kürt kimliğiyle PKK'nın teklif ettiği kimlik arasındaki fark anlaşılmazsa gerçekçi bir tartışma yapılmamış oluyor. Tabii. Doğru. Bunun tartışılması lazım. Yani bu pan-Kürdizm yani bu yüzyılın ilk çeyreğinde en azından sadece yani mevcut Kürt örgütleri açısından yani KDP, YNK vesaire diğer hepsini kastederek söylüyorum. Kaya Bey. He? Kaya Bey diyorsunuz. Tabii. KDP. Bizde Kaya Bey diye geçiyor da genelde YNK. Yok Kaya Bey değil KDP diyorum. Aha. Yani Kürdistan Demokrat Partisi Barzanilerin yani Mesut Barzani liderliğini yaptığı parti. Bu pan-Kürdizm sadece yani PKK tarafından savunulan bir fikir haline geldi. Yani bu fikir belki de PKK'yı aslında bugün Batı'ya yaklaştırmanın da çok somut bir aracı. Yani PKK'nın pan-Kürdizmi Batı'nın bölgeyle ilgili tahayyüllerinin vazgeçilmezi haline geldi. Bölgeyle oynayabiliyorsun çünkü. Tabii ki. Yani. Aynen. Evet. Onun dışında zaten ne Türkiye'yle, ne İran'la, ne Suriye'yle oynama ya da ne de Irak'la oynama şansın yok. Yani pan-Kürdizm bu yüzyılda geldi, gitti, geldi, dolaştı. PKK'nın elindeki bir ideolojiye dönüştü. Ve bu ideoloji bugün Batı için son derece elverişli. Yani PKK'nın pan-Kürdizmi Batı'nın bölgeyle ilgili tahayyüllerinde
%100 bir örtüşme sağlıyor. Çünkü uzun vadede, tabii ki uzun vadede Amerika'nın işte bugün buradaki pozisyonuna bakın, Suriye'nin, Rusya'nın pozisyonuna bakın. Bu kalıcı bir pozisyon. Bugünden yarına yani sarsılma ihtimali olan bir pozisyon değil. Yani bu halklar dediğimiz gibi mağdur olmaya devam ettikleri sürece. Ama bu mağduriyetten silkinip doğru bir liderlik etrafında toplanırlarsa asıl iş o zaman. Bazen hani Arap Baharı'nı yorumlarken diyoruz ya, ikinci bir Arap Baharı çok daha sağlam temellerle gelir, çok daha sağlam liderliklerle gelir. Böyle bir bekleyiş yok mu bugün Arap camiasında? Var bence. Böyle bir beklenti var. Ama bunun tabii bugün Orta Doğu koşullarında Türkiye'siz artık olabileceği kanaatini de taşımamak lazım, gerçekçi olmak tabii gerekirse. Bu oturduğumuz yerden Türkiye'ye bir misyon, bir rol biçmek değil. Yani tarihle hesaplaşma üzerinden ama tabii tarihten de intikam alarak falan değil. Yani tarih intikam alınacak bir şey değil. Olgulardır, hadiselerdir, olmuş olan şeylerdir. Buna bakarak, bu olgularla yüzleşerek mesafe kat edilebilir. Dolayısıyla bugün Batı'dan gelen imparatorluklar Orta Doğu'ya dönüyor. Mesajlarının da Borrelli mesela en son Avrupa'da böyle dedi. Dedi ki imparatorluklar geri dönüyor dedi Orta Doğu'ya. Evet. İmparatorluklardan kastı Osmanlı İmparatorluğu, Rus İmparatorluğu, bir de Çinlileri saydı. Çin İmparatorluğu, yani Çinlilerin de burada boş durmadıklarını ima etti. Tabii şimdi biz bu meseleleri konuştuğumuz zaman, yani bizim gibi insanlar konuştuğu zaman işte sanki böyle insanları modernizmden kopmaya davet, işte ya bunlar kafalarını tarihin içine gömmüşler, öyle değil yani. Ama biz çok iyi biliyoruz. Bilhassa yani Mardinler bunu çok iyi bilir, Urfalılar bilir. Yani bölge halkı bunun çok iyi farkındadır. Sosyal ilişkiler, aşiretler üzerindeki ilişkiler, büyük ailelerin birbirleriyle olan temasları, harici Türkiye dediğimiz şey. Mir Celadet Bedirhan'ın Mustafa Kemal'a yazdığı mektupla bitirdim. Soru işareti kalsın istedim okurun kafasında. Ve bu harici Türkiye'yi merak etsin. Mir Bedirhan diyor ki 1933'te Mustafa Kemal bir af çıkarıyor ama diyelim ki işte buradaki aşiret mensupları, Cumhuriyetin 10. öbür taraftalar, Suriye'deler vesaire, bunları af dışında tutuyor. Bu da diyor ki bak diyor, siz diyor Paşa Hazretleri diyor, siz Diyarbakır'a geldiniz 1916'da ve diyor bölgeyi iyi tanıdınız, iyi dostluklar kurdunuz. Çünkü şunun farkındaydınız. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda kala kala elinizde Kürtler kalmıştı diyor. Ve siz bunu çok iyi değerlendirdiniz. Oysa diyor sizin arkadaşlarınız, şeyi kastediyor, Cemal Paşa, Talat Paşa ve Enver Paşa, sizinle beraber dörtlü bir grup kuracaklarına üçlü bir grup kurdular diyor ve sizi dışarıda bıraktılar. Ama sizin yolunuz daha doğruydu. Çünkü diyor işte Cemal Paşa diyor geldi burada işte Arabistan'ın prensi falan olma şeyine kapıldı. Rüyasına kapıldı. Öbürü diyor Napolyon zannetti kendisini falan diyor. Torunu da başkalarının akıl hocası olmaya çalıştı. Biraz öyle. Ve diyor ama siz en doğru. Şimdi bence bugünün sorusu da bu. Yani bu mektupla bitirme isteğimin temel sebebi bu oldu. Yani okuyan ister hani sizler gibi akademik kariyeri, Mehmet gibi tecrübeli Türkiye hafızası olan insanlar olsun, ister sıradan insanlar olsun. Yani normal okur diyelim, sıradan demeyelim de yanlış oldu. Normal bir okur okuduğu zaman 100 yıl önce, ya fazla değil ki, 100 yıl önceden bahsediyoruz ya. 100 yıl önceden bahsediyoruz. Şimdi gitsek Mardin'de 105 yaşında, 110 yaşında insanlarla karşılaşırız yani. Çok büyük bir tarihten bahsetmiyoruz. Dün gibi sanki. Ben kendi aile köklerimle mesela bu ara biraz meşgulüm. Bir dedemiz çok hüzünlü bir biçimde katledildi. 1909 kitabesini yeni okuttuk. Kitabeye yazmışlar işte. O Abdülhamit'in 1909 yılında gitmesiyle birlikte bu İttihatçılar, Abdülhamit'in bu gitmesine acaba Doğu Güneydoğu nasıl tepki verir diye Mehmet muazzam bir kıyıma geçmişler. Allah. Evet. Ve bir o kıyıma uğrayan evet, ailelerden biri de biziz. Sadece biz değiliz tabii. Başka aileler de var. Biz merak edip dururduk. Tabii Arapça da bilmediğim için hep diyorduk ya bir gün okuturuz, bir gün okuturuz. Okuttuk şimdi. Ne diyor? Bir ay önce.
bir çok sağ olsun bir hemşerimiz Şırnak Üniversitesi'nde Arapça bölümünde. Diyor ki sen diyor ne cesur ve merhametli bir emirdin diyor. Yani bir beydin diyor. Ölümün diyor çok hüzün yarattı bizde diyor falan. Ondan sonra da bu kitabelerdeki dini cümleleri ve hissiyatı öne çıkaran ibareler falan kullanıyor. Peki, bu 1909. Şimdi 1919'da da binbaşı Noel aynı köye geliyor. Bu İsmail Bey'in kardeşi Hasan, o da benim dedem. Bir amcamız daha sağ kalmış. Bir de bu benim dedem sağ kalmış. 10 sene sonra geliyor. 1909, 10 sene sonra geliyor binbaşı Noel. Ve diyor ki ya siz büyük bir ailesiniz diyor. Bakın Osmanlılık bitiyor. Siz ne yapacaksınız, ne edeceksiniz falan. Bunlar sizin dedenize soruyorlar. Evet. Bunlar da diyorlar ki bunu biz nereden öğreniyoruz? Soralan adam hatıralarını yazıyor. Binbaşı Noel. Hatıralarını yazıyor. Diyor ki ya mahalle mimirleri hem diyorlardı ki biz bu Osmanlılarla çok kavga ettik. 2 sene önce dedemiz öldürüldü. Hem de diyorlardı ki biz hilafetten ayrılmayız. Türklerden ayrılmayız. Bu benim çok anlayamadığım bir şey oldu. Sizinkiler yani. Hamidiye içinde yer aldılar mı? Yok. Hayır. Şöyle. Yani Hamidiye alayları içerisinde yer almadılar. Ama Abdülhamid'in şeyde bölgedeki bu şura meclisleri vardı. Büyük dedemiz bu şura meclisinin azasıydı. Orhan abi yine ara vermek zorundayız. Bir de yani Osmanlılarla olan tecrübeleri 300-400 yıla dayanıyor yani. Evet. Çok, bir ara daha veriyoruz. Şey bir tarih. 3. saat diliminde devam tamam. edeceğiz. Peki. Haftanın raporu devam edecek efendim. Haftanın raporu devam ediyor sayın seyirciler. Mehmet Acet, Mehmet Şahin ve bendeniz Murat Yılmaz. Değerli bir konuğumuzu ağırladık. Orhan Miroğlu'nu uğurladık kendisini aradı. Biz zaman zaman böyle ufuk turu niteliğinde programlar yapıyoruz. Gündemden bağımsız olarak. Bugün o ufuk turuyla gündemin örtüştüğü bir dönem oldu. Aslında biz böyle planlamamıştık. HDP'nin kapatılma iddianamesi ortaya çıkınca ister istemez o konuya daha fazla girmek durumunda kaldık. Ama gene de o kitap çerçevesinde Suriye, Irak etrafında bir Orta Doğu ufkunu Orhan Miroğlu ile beraber değerlendirdik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi haftanın gündemini değerlendireceğiz. Haftanın gündeminde de çok hareketli bir hafta oldu aslında. Beklenmedik hadiseler. Baş döndürücü. Yani muhtemelen 24'ünde AK Parti'nin kongresi var. Kongreye kadar hükümet değişikliği ve kongrede de parti yönetimi değişikliğiyle beraber bu hareketliliğin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Hani hükümet değişikliği genellikle bu kongreye yakın zamanda oluyor. Öncesinde yapılıyor. Bakalım nasıl olacak. İstersen önce hani kongre ve hükümet değişikliğini bırakalım, olanlardan gidelim. Hani o henüz olmamışlara gelmeyelim. Onu biraz sonra konuşuruz. Olanlara gelirsek bir defa İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi Türkiye. İkincisi yine aynı gece Merkez Bankası Başkanı 4 ay önce atanmıştı. 4 ay sonra Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yerine yeni bir isim atandı. Hani bu Berat Bey'in görevden alındığı gece de bu konu konuşulmuştu hatırlayacaksınız. İşte hiç bunu konuşmuyorlar falan filan diye ithamlar söz konusu olmuştu. Biz o gece bunu konuşmuştuk. Tabii. Şimdi de hani bu konu yokmuş gibi konuşulmamış bir konu gibi olmasın. Bunu konuşalım yani. Bu Merkez Bankası Başkanı'nın kendisi eski bir bürokrat ve siyasete girmiş bir isim Naci Ağbal. Çok da önemli görevlerde bulundu. Yani milletvekilliği, müsteşarlık, Genel Başkan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı, sonra Cumhurbaşkanlığı, Bütçe Ofisi'nde görev ve eskiden farklı yeni bir para politikası da izlerken netice itibariyle 4 ayın sonunda görevden alındı. Biz bu hatırlatmayı yapalım. Şimdi sen hani kulis bilgileriyle beraber bunu bir değerlendir lütfen Mehmet Acar. Yani şimdi tabii bu Cuma akşamı gündüz saatlerinde bize bir fısıltı halinde hem Merkez Bankası Başkanı'nın değişeceği hem de
Bakanlar Kurulu'nda bir değişiklik olabileceği yönünde gündüz saatlerinde gece 12'den sonra 12-1 arası resmi gazeteyi takip edin diye bir şey geldi. Bir sinyal, bir ışık geldi. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili vardı. Yok, bana gelmedi. İstanbul Sözleşmesi... Vallahi bana geldi. Eyvallah. Demek parça parça hepsi bana gelmesin. Bu sinyaller geliyor. Hani bu sinyallere göre de mesela televizyonlar için söyleyeceğim Mehmet Ecet. Siz de mesela o gece için bir hazırlık yapıyorsunuz. Yaptık tabii tabii. Yani uyumuyorsunuz, bekliyorsunuz. En son bana bu bilgileri ileten kaynak işte saat 12'ye yakın bir saat diliminde 10 dakika 15 dakika kala dedi git yat dedi, bu gece şey olmuyor, Bakanlar Kurulu değişikliği anlamında söyledi. Sabah evet, kalktığımızda o gece Bakanlar Kurulu da bekleniyordu evet, üçü bir arada bekleniyordu. Bakanlar Kurulu değişikliği, Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi, İstanbul Sözleşmesi, bende o bilgi yoktu. Mehmet Hoca'ya gitmiş, sabah kalktığımızda o da bonus oldu benim açımdan. Bu tabii yani ilginç bir durum. Yani yepyeni bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul Sözleşmesi... Hemen şimdi, hatırlatalım. Yani ondan önce de HDP'nin iddianamesi ondan önceydi. Tabii. Değil mi? Yani çarşamba günü. Çarşamba günüydü. HDP'nin kapatılma tabii iddianamesi ve bunu takip eden Salı günü Gergerlioğlu'nun şeyi vardı. Yok, o da çarşamba sabahıydı yine. Aynı şekilde. Karar alındı ama çarşamba okundu değil mi? Çarşamba okundu. Bir de hatırlatalım, çok özür dilerim. Sağ olun. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu hafta kurultayı vardı. Kurultayı vardı. 18 Mart'ta. O hangi güne denk geliyor? O da Perşembe'ydi. Perşembe. Evet. Yani bunları bir hatırlayalım. Yani o kadar hızlı oldu ki her şey. Doğru. Bu evet. Geride kalan bir hafta içerisinde çok, yani başka ülkede biz böyle alışmışız artık, bir şerbetli hale gelmişiz ama bir herhangi bir ülkede böyle gelişmeler olsa herhalde büyük türbülanslar yaşanır. Büyük, ne denir o, post travmatik stres bozukluğu hastalıklarında patlamalar yaşanır. Bizde o olmadı. Biraz bu şerbetli olma hali. Şimdi bu hafta da tabii önemli olacak. Bu hafta da AK Parti'nin kongresi var. 7. Büyük Olağan Kongresi var. Orada da ona gelmeden bunları biraz daha deşelim. Açalım istersen. Peki. Açalım. Aynı Cumhur İttifakı'nın diye üyesinin kongresi oldu. Evet. Evet. Yani Merkez Bankası. Merkez Bankası üzerinden. Şimdi şöyle, yani bugün akşam saatlerinden itibaren dolarda Asya piyasalarının açılmasından sonra Türk lirasının ciddi bir değer kaybı söz konusu oldu. Ben zaman zaman yenileyerek bu sayfayı uluslararası piyasalarda doların son durumuna da bakıyorum. Bir ara 8.40'a kadar gerilemişti, yükselmişti. Doların değeri artmıştı. Şimdi de 8.27, %13 civarında bir değer kaybı söz konusu. Bunu tabii doğrudan, yani bu ekonomiyle ilgili haber yapan sitelerde, Bloomberg başta olmak üzere, bunun Merkez Bankası değişikliğiyle, başkanının değişikliğiyle ilişkilendiren bir yorum yapılıyor. İnşallah bu tabii şöyle, yani sığ piyasalar dediğimiz, yani şu anda Asya piyasalarının açılması Uzak Doğu'da erken saatlerde bu piyasaların açılmasıyla birlikte bu alım satım o sığ piyasada bir sığ Türk piyasasına karşı az yapılıyor bu alışverişin. İşlem hacminin çok az olduğu o bir az. Ve manipüle edilmeye açık o bakımdan. Müsait evet, ama bazen de işte bu hava, bu atmosfer diğer piyasaları da tetikliyor. Şimdi gece saat 3'ten sonra Tokyo piyasası açılıyor. Gece 3'ten sonra sabah 9'da da Londra piyasası açılıyor. Saat 16'da da Türkiye saatiyle, bunu izleyicilerimiz bilmeyenlere anlatalım, New York. Yani bu paraların para işlem hacminin döndüğü daha hacimli piyasalar oralar. Tabii özellikle de sabah 9'dan sonra. Yani Tokyo piyasasından sonra da yine daha sığ hacimli oluyor ama zaten sabah bizim piyasamız sonra, da açılmış olacak. Bizim sabah 9'da. Bizim piyasada açılmış oluyor. Dolayısıyla yani sabaha ne olacak? Sabaha bu doların fiyatlaması olacak. Bu neden değişiklik oldu? Bunu yani göreceğiz. Bununla ilgili bir kulis bilgisi var mı Acet? Şöyle, yani birkaç gün önce, Perşembe günü yine bu da Merkez Bankası politika faizini %17'den 19'a yükseltti. Arttırdı. Onu takiben bu olay gerçekleşti. Onun üzerine bu görevden alma gerçekleşti.
Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tutumunu herkes biliyor. Faiz konusunda, faiz artırımına karşı aldığı bir tutum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Yani faiz artırımına, bir önceki faiz artırımı olduğunda da yine bir perde arkası bilgi. Yani o dönem Naci Bey'e epeyce kızdığı yönünde bir bilgi de var elimizde. Yani o 15'e çıkarıldığında, 17'ye, 15'ten 17'ye çıkartıldığında da yine bir rahatsızlığı olmuştu. Burada da yine bununla ilişkilendiren bir şey var, bir yorum var. Bir de yani bu işte en baştan itibaren, yani Kasım ayından Ekim ayındaki o bütçelerin hazırlandığı dönemdeki diyalog, onun devamında yanlış, eksik bir takım bilgilendirmelerin olduğu yönünde yine Cumhurbaşkanı'na bir intiba olduğu ve bunun birikerek Sayın Ağbal'a karşı bu noktaya geldiği şeklinde bir takım şeyler dönüyor. Yani iddialar kulislerde dolaşıyor. Naci Bey belki yeni bir görev de verilebilir. Yani o da dolaşıyor. Onunla ilgili evet gelebilir, bakan olabilir diyen şey de var. Ama yok, hayır, öyle bir şey olması mümkün değil. Çünkü Cumhurbaşkanı kendisine kızıyor diyenler de oldu benim konuştuklarımın arasında. Yani her iki görüşte bir müşterisi var. Yani Ankara'da dolaşıyor. Ankara'da, İstanbul'da bu işlere meraklı olanlar takip ediyorlar. Bir bakanlar kurulu listesi dolaşıyor. Cuma'dan itibaren. Bir değil, birkaç tane bunlar. Yok, liste toto, bir, doğru tabii liste de çok. Evet. Böyle bakan toto falan da çok var. Ama bu şey tabii iyi bir şey değil. Yani bu doların böyle birden %15 Türk lirasının değer kaybetmesi bu sonuçta. Üstelik hani ekonomide çok ciddi büyüme rakamları revize edilirken Türkiye'nin büyümesi, faiz oranı yani kuru bir dengeye getirmek için faiz oranı yükseltilmişken, üstelik Merkez Bankası rezervlerinde ciddi problemler yaşanmışken bu iyi bir şey değil. Yani bunu da tabii altını çizelim. Bu çünkü enflasyonda kur etkisi, birkaç ekonomi şeyi bahsedeyim mi? Ben biraz ilgilendim, çalıştım da. Şimdi %14'lük enflasyonun %7'si kur etkisi. Yani doların yükselmesinden kaynaklanıyor. Yarısı dolar yükseldiği için. Doların yükselmesi demek enflasyonu tetikliyor. Enflasyonun yükselmesi demek cebimizdeki gizli hırsız diyorlar. Yani satın alma gücümüzün zayıflaması, düşmesi, özellikle ithal ürünlerde, işte şu telefon mesela, bundan 3-5 sene önce aldığınız fiyatla bugün alabileceğiniz fiyat çok farklılaştı. Otomobil fiyatları, yani işte Türkiye henüz hala bir yerli otomobil 2022 sonunda gelecek, o otomobil girişimi biliyorsunuz. Otomobil fiyatları, dövize endeksi, vergi oranları zaten yüksek. İthal malların tamamında. İthal malların tamamında toplumun, halkın satın alma gücünün zaten doların yükselmesiyle birlikte zayıfladığı bir gerçek. Bu anlamda enflasyonu da tetikliyor. Enflasyonu tetikleyince de gelir kaybına uğruyor. Hani çarşıda, pazarda, markette fiyatlar, bugün bir haber vardı. Beyaz et %30 zamlanmış. Kırmızı et %10 zamlanmış. Bunların hepsi geriye doğru feedback yaptığınızda, işte yemden başlıyor mesela. Yem fiyatları, ithal yem kullanılıyor. Bir de bu dövizin stabil olduğu dönem, hani bir 10 yıl diyeceksek buna mesela, 2002-2012. Bu dönem şöyle bir handikap da oluşmuş. Bu bir alışkanlık haline gelmiş. Nasılsa ithal girdiler ucuz. Onu tercih etmişler. Bağımlılık, o bir alışkanlık haline dönüşmüş. O bir bağımlılık. Bazı sektörleri tembelleştirmiş diyelim. Maalesef yani bu da ithalata bağımlılığı artırmış. Sonra da döviz yükselince bu defa ciddi bir handikap ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani kurum böyle hele hele böyle inşallah sabaha normalleşir. Yani bu geniş hacimli işlemler görülmeye başladığında Londra piyasasında, New York piyasasında bir gerileme olur. Ama bu iyi bir şey değil. Yani bu bir anda böyle sığ piyasalarda herkesin Türk lirasından çıkış için hücum ettiği bir akşam, bu iyi bir şey değil. Yani geçmişte çok kötü, çok daha kötü tabii şeylerle karşılaştık. Bu, ben hatırlıyorum, muhabirken İstanbul'da o 2001 devamında işte kara çarşambalar falan diye bizim lakap taktığımız günler olurdu. Yani
%60, %70, %80 değer kaybettiği dönemler de olmuştu. Ama bu da yani bir gecede şu anda işte Asya'nın sığ piyasalarında da olsa bu iyi bir şey değil. İnşallah dediğim gibi yani sabaha kadar bir normalleşme olur. Bir de çok hızlı, ani mesela ben bir ara yani 2 dakika arayla değiştirdiğimde 10 kuruşluk gerileme ya da ilerleme. Şimdi tekrar yükselmiş mesela %15.68, 8,35 olmuş. Evet, yarın fiyatı. Bunu daha sağlıklı olarak değerlendirebiliriz. Ama inşallah şimdi şeyi isterseniz... Bundan etkilenme, yani Merkez Bankası değişikliğinden etkilenme durumu piyasaların. O da net yani. Bu sözleşmeye biraz konuşalım. Mehmet, sen bu konuda bilgi sahibi misin? Benim takip ettiğim kadarıyla şöyle bir şey var. Bu tartışılıyor idi. Bunu baştan söyleyelim. Yani bu tartışmaya baktığım zaman sadece belli grupların bir talebiymiş gibi gözüküyordu ama ben AK Parti'nin içinde bunların konuşulduğunu biliyorum. Yani siz de 3 aşağı 5 yukarı, yani sizin de haberiniz olduğunu düşünüyorum. O açıdan şey tartışılıyordu. İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığını biliyoruz. Ama niye tartışılıyor onu vurgulamak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla biliyorsunuz burada özellikle şey gruplarının bu LGBT çevresinde diyelim ki daha doğrusu toplanan grupların şeyi vardı, nasıl söyleyeyim, bu İstanbul Sözleşmesi'ni bir fırsat olarak değerlendirme yaklaşımları Türkiye'deki bazı grupları rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Yani böyle talepler geldi. Bu talepler çerçevesinde de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ben böyle bir adım attığını düşünüyorum. Burada temel motivasyon kaynağı şu. Tabii ki kadına şiddet ön planda tutuluyor ama kadına şiddetten daha çok bu grupların biliyorsunuz ön planda çıktığı gözüktü. Ve aile kurumunun ciddi şekilde tehlikeye düştüğü, aile kurumunun bundan zarar gördüğü, Türk toplumunun en önemli dinamiklerinin aile olduğu, aileyi korumak için de böyle bir adımın atılması gerektiği noktasında talep geldiğini biliyorum yani. Bunlar oldu. Sayın Cumhurbaşkanı da buna göre bir adım attı gözüküyor. Ama da şunu da söyleyelim, hukukçular bunu tartışıyorlar. Yani bir kısmı diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın böyle bir yetkisi var. Bir kısmı hukukçular diyor ki böyle bir yetkisi yok. Onu da gördüm. Yani 2 gündür tartışmalarda yoğun bir şekilde bu da var. Ama İstanbul Sözleşmesi'ni de unutmayalım ki sadece Türkiye tarafından değil, Avrupa Birliği'nin üyesi olan ülkelerin de çok ciddi eleştirilerinin olduğunu da biliyoruz. Bazı ülkeler biliyorsunuz çekincesi olan ülkeler var, işte katılmayan ülkeler var. Öyle yaklaşımlar da var. Ama önümüz, yani benim gördüğüm İstanbul Sözleşmesi'ni tabii ilk baştan daha ciddi üzerinde durarak hareket etselerdi belki buna da gerek kalmaz diye düşünüyorum. Orada da bir şey var, nasıl söyleyeyim, belki kadına yönelik şiddetin hep kafada olduğu için ve bunu engellemeye yönelik bir girişim olduğu için bu LGBT ve etrafının veya işte onların destekçilerinin bu sözleşmeyi bu kadar kullanacaklarını herhalde tahmin edemediler gibi geliyor bana. Bir şey var, bir cinsiyetsizleştirme rüzgarı. Yani bir işte 19. yüzyıl, 20. yüzyıl kadının özgürleştiği, 21. yüzyılda artık işte kadın erkek cinsiyetinin de bir anlamının olmadığı böyle bir rüzgar var. Bir şey anlatayım ben. Bir mülki idare, isim vermeyeyim şimdi. Buraya Hollanda Büyükelçisi ziyareti bulunuyor. Valiliği. Evet. Tek konu bu LGBT eylemlerine niye izin vermiyorsunuz? O da gerekçesi anlatıyor. Şuydu, buydu, şu gerekçe falan. Aradan bir süre geçiyor. İngiltere Büyükelçisi ziyarete gidiyor. Aynı cümlelerle aynı talepler tekrar ediliyor. Niye işte buna izin vermiyorsunuz? Şimdi burada bir proje var. Yani çok açık bir şekilde bir proje var. Biden'ın açıklamasına da bakarsan. Tabii yani burada da. Ve Türkiye'de bir açıklama yaptı bu konuyla ilgili. Türkiye'de sanki bir pilot bölge olarak kullanmak istiyorlar. Çok enteresan bir şekilde burada da. Yani bu yeni cinsiyetsiz toplumlar, cinsiyetsiz insanlar hayali kuran bir anlayış var. Ve bunlar bunu bir ideolojik bir araç olarak da bunu kullanıyorlar. Dolayısıyla temel yani sözleşmenin, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılış nedeninin temel gerekçesi de bu zaten.
Temel gerekçesi de bu. Onun dışında kadına şiddet konusunda zaten yasalarda her şey var yani, açık değil mi? Yani yeni yasa da yaparsın. Ve yeni cezalar da ağırlaştırırsın. İnsan hakları eylem planını da bir tanesini söyleyeyim ben mesela. Biz yani İçişleri Bakanlığı bu kelepçe uygulamasını, yani şiddet uygulayan erkeklerle ilgili kelepçe uygulamasını yaygınlaştırıyor. İçişleri Bakanı da hemen açıklama yaptı zaten. Bu konudaki mücadele. Tabii Süleyman Bey çalışıyor bu konuda. Evet. Süleyman Soylu da bu konuda çalışıyor. Bu çünkü önemli bir sistem. Yani işte kelepçeli olarak evinde mesela aileden uzaklaştırma kararı veriliyor. Eşinden uzaklaştırma kararı veriliyor. Ya da boşandığı kadından, her neyse. Bu mahkemelerin vereceği kararla ilgili bir şey. Bu anlık takip imkanı sağlıyor mesela. Yani o ilgili kişinin nerede olduğunu 24 saat itibariyle herhangi bir yakınlaşma, bir tehdit, bir risk olduğu zaman sistem hemen uyarıyor. Anında uyarıyor. Dolayısıyla o yakınlaşmanın da önüne geçilmiş oluyor. Yani şöyle işte pek çok yani artık bakarken bile yüreğimizin kaldırmadığı haberlerle karşılaşıyoruz değil mi? Sağda solda ne yazık ki. Bunlar, bu canavarlar artık yani kelepçeyle, elektronik kelepçeyle zapt edilecekler bir şekilde. Bu uygulama yaygınlaştırılacak, hızlı bir şekilde yaygınlaştırılacak ve etkili bir yöntem olacak. Hani teşbihte hata olmaz. Bu SİHA'ların, İHA'ların terörle mücadelede ortaya koyduğu performans ve onun üzerine bu terör örgütlerinin başını kaldıramayacak hale gelmesi süreci var ya, hani teşbihte hata olmaz diyeyim tekrar, ama benzeri bir şey bu canavarlaşmış insanlara karşı da bu yöntem işe yarayacak bir yöntem. Caydırıcı bir yöntem. Yani dolayısıyla şu İstanbul Sözleşmesi kalktı, kadına şiddetin önü açıldı. Yok böyle bir şey. Bu bununla ilgili bir şey değil. Yani kanunlarda zaten, yeni kanunlarda getirildi. Sanki öyleymiş gibi işte yayınlar da yaptılar. Temel gerekçe burada dayatılmış bir şey var. Türkiye'nin aile değerlerini sabote edecek ve o demin dediğim bir Eurovision yarışmasından Türkiye'nin çıkış nedenlerinden biri de budur mesela. Bir evet. Ülke Avusturya'ydı galiba. Ülkeyi bilmiyorum. Orada da kadın kıyafetli sakallı birisi çıkmıştı Avusturya adına. Ondan sonra bu LGBT lobisi o zaman bunun üzerinden de bir kampanya yürütmüştü. 5-6 sene öncesinden söz ediyorum. Dolayısıyla yani iyi niyetle bile imzalanmış olsa, iyi niyetle kadın haklarını koruma anlamında bu sözleşme geçirilmiş bile olsa, amacından uzaklaştığı için, zaten bu kademin açıklamasında da bu vardı. Yani içi yani boşaltıldığı için. İçi boşaltıldı ve farklı bir alana doğru kaydığı için diyor. İhtiyaç olmaktan çıktı. İhtiyaçsa bile, ki bana göre değil. Ben bu konuda birkaç şey ilave etmek isterim. Şimdi Türkiye'deki bu tür sosyal meseleleri siyaset, devlet aklı ve aslında daha geniş bir çerçevede aydınlar yeterince ciddiye alıp çalışmıyorlar, tartışmıyorlar ve burada ortaya çıkabilecek problemleri ele almıyorlar. Veriler üzerinden hareket etmiyorlar. Veriler ve aslında eğilimler. Evet. Yani eğilimleri de görebiliyoruz. Mesela bu hani genel bir eğilim var diyoruz ya, bunu Türkiye'ye taşımaya çalışıyorlar. Amerikan Büyükelçiliği'nin rengine bakıyorsunuz. O bir LGBT'nin rengine bürünüyor senenin bir günü, doğru, falan böyle bir takım mesajlar veriyorlar. Bazı belediyeler de yaptı. Şimdi şöyle, ben hani o yapılanları bir yana bırakalım. Şimdi burada önemli olan husus şu. Yani daha geniş olarak meselenin bir kısmı bu. Bir kısmında başka mesela kadına ilişkin bir şiddet, başka bir kısımda çocuklarla ilgili problemler. Doğru. Genel olarak bizim sosyal meseleye ilişkin çerçevemizi bir yenilememiz, yeni duruma uygun tartışmamız lazım kendi içimizde. Bunu sendikaların, derneklerin vesaire yapması lazım. Bunu kendi içimize kapanarak, kendi içimizdeki hani şeyleri tekrar ederek çözüme bağlayamayız. Bunu açıkça konuşmamız lazım. Siyasetin de özellikle, bence bir problemdi bu. Siyaset bu konularla yeterince ilgilenmiyor. Yani partilerimizin bu konuyla ilgilenmesi lazım. Yani bu, bir de şöyle bir şey var. Türkiye'deki aile değerlerini korumak sadece neden muhafazakarların ve İslamcıların meselesi olsun ki? Yani bu bütün herkesin üzerinde titremesi gereken bir şey. Yani burada bizi ama dinleyen farklı görüşten insanlar var. Efendim? Kaygısı yoksa partilerin, bazılarının kaygısı. İşte ama diyor ki muhafazakar kesimlerin dışında da aileye önem veren herkes önem verir. Var yani CHP'ler önem vermez mi? Bizim de tanıdığımız akrabamız,
Eşimiz, tabii, dostumuz insanlar var. Şimdi siyasetçiler ya da bir takım belediyeler bunu umursamayabilir. Ama bu insanların da toplumun işte oy verdikleri partiyi hatırlatması lazım. Yani ben burada hani bu meseleyi dar bir alana hapsetmeden bütün herkesin siyasi partilere, bulundukları kurumlara hatırlatması lazım. Çünkü burada gerçekten hani biraz muvazenesi bozuk, dengesiz bir eğilim ve saldırgan bir dil var. Bunu aileyi koruyarak, ama şu demek değil bu. Yani burada öyle bir formül ortaya konuyor ki, yani sanki aileyi korumak kadının özgürlüğünü kısmak anlamına geliyor. Yani bu tanımın, bu korelasyonun reddedileceği bir çalışmaya, bakış açısına ihtiyaç var. Oturup bunun üzerinde yoğunlaşmak lazım. Yani hala hazırda böyle bir eksikliğimiz var. Şimdi mesela geçmiş zamandan bir hatırlatma yapacağım. Daha önce burada bir vesileyle kendisini de eleştirmiştik. Cemil Çiçek bakandı mesela ANAP zamanında. Cemil Çiçek'e atfen bir konuşma yayınlandı. Flört, çok özür dilerim, fahişeliktir diye bu manşetle verildi. Cumhuriyet Gazetesi verdi bunu. Şimdi Cemil Çiçek derdini anlatamadı. Nihayet yaklaşık 15 sene sonra, seyircilerimiz internetten arayabilirler. 15 sene sonra bu mülakatta rol sahibi olan, Cumhuriyet Gazetesi'nde o dönem yönetici olan Hakan Aygün zannediyorum, o gazeteci bunun yalan bir haber olduğunu itiraf etti. Şimdi ama adamcağız 15 sene derdini anlatamadı ya. Ve şöyle bir şey de oldu. Demedim bu, diyemedi yani. Dedi ama kimse inanmadı. Şimdi bakın mesela bir de 80'leri düşün yani. Şöyle mesela Mehmet, bunu mesela adam itiraf etti. Ama girin bakın bazı sözlüklere, gazetelere ya da mesela 2021'de yarın bile gazetelerde bulabilirsiniz. Zaten bunlar böyle demişti diye bunu kullanıyorlar hala. Ya sana da demesinler. Yani kesip Murat Yılmaz böyle dedi. Hayır, diyebilirler işte. Yani bu manipülasyon böyle bir şey. Yani burada şimdi halbuki orada katılmayabilirsiniz yine. Cemil Çiçek'in oradaki bu sözü yok. Ama orada söylediklerini falanca filanca görüştekiler gene eleştirebilirler. Ama söylemediği bir şeyi sanki söylemiş gibi takdim çok, etmek. Çok yapıldı ve bu şey işte. Burada 28 Şubat'ta da doğru, çok buradaki onlar. Mesela sosyal meseleyi konuşulamaz hale getirdiler. Yani o yüzden de şimdi bunları rahatlıkla konuşabileceğimiz platformlara ihtiyaç var ve medyanın da bu İstanbul Sözleşmesi etrafında mesela yazıyor. Kadına şiddet serbest bırakıldı. Mesela tuttu bir köşe yazarı böyle. Bir tane sanatçı işte kadınlar kursa gitsinler kendilerini korumaya. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kadına şiddeti engelleyen kanuni bir çerçevesi yok. O zaten çıkmış bir kanun bence var, ceza kanununda kadına, düzenlemeler hocam, var. Kadına şiddetin toplumdaki ne kadar hassas bir konu olduğunu bildikleri için onun arkasına sığınarak kendilerine geniş bir alan açmaya çalıştılar. Bu şimdi, bu kadar net. Hayır, o öyle olabilir ama ben onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bunu rahatlıkla sosyal meseleleri konuşacağımız iklimlere ihtiyaç var. Ve bunu sadece bir kesime hasretmek de doğru değil. Yani aileyi korumak, kadını korumak bu toplumun ortak değeri. Yani ben şunu da söylemiyorum, bu da haksızlık olur. Yani bu sadece muhafazakarların yaptığı bir şeydir. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokratlar bunu yapmıyor. Hayır, Türkiye'deki Sosyal Demokratlar da ailenin ve kadının korunmasını hocam, istiyorlar. Bir de şöyle yani bunu söylemek lazım. Üstenci ve ideolojik Biden'ın falan da mesela evet. Yaklaşımında. Yani bu işte kadınları hor görmek, kadınları, kadın cinayetleri bunlar işte gelişmemiş Türkiye gibi ülkelerde olur. Dolayısıyla bizim dayattığımız metinleri siz alacaksınız, kabul edeceksiniz, bir tünelin içine gireceksiniz, ondan sonra modernleşip oradan çıkacaksınız. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Işte şundan zaten dolayı doğru, doğru değil. Yani şundan dolayı şimdi bu kadın cinayetleri konusunda, pedofili konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nde istatistikler Türkiye'den fazla. Çok daha fazla. Evet. Her iki konuda da ama yani özellikle bu şey konusunda yani pedofili konusunda. İnanılmaz rakamlar var yani Batı'da, Avrupa'da, i̇şte Amerika'da bu senin açtığın kadına dayak konusunda yani mesele o değil. Çerçeve çok önemli. Bunu da mesela farklı görüşten insanlar bu zemini de değerlendirerek burada gerçekten amacın aileyi korumak, kadını evet. korumak ve bunun için Türkiye'deki hani siyasi partiler, farklı görüşten insanlar beraberce konuşup çözüm üretebilirler. Bunun altını çizelim. Yani bir takım özellikle hani kendi hezeyanlarını yaşamak isteyen, buradan kavga dövüş çıkarmak isteyenler haricinde
samimi olarak aileyi, kadını, çocuğu koruyanların buluşabileceği bir sosyal zemin var. Ben buna işaret etmek istiyorum. Yoksa gündelik polemikler ya da siyasi kavgalara bu konuları kurban etmememiz lazım. Yani bunları sakınacağımız üst değerler olarak, siyasi olarak da hani tartışıp korumamız lazım. İki gündür yapılan tartışmaya Murat Hocam baktığım zaman şöyle bir şey gözüküyorum. Diyor ki AK Parti'nin üzerinde belli muhafazakar gruplar baskı yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanı da AK Parti'de böyle bir karar almak durumunda kaldı falan diyorlar. Bunun altında başka bir şey var. O da şu. Yani muhafazakar grupların kadın konusundaki bir hassasiyetin ne olmadığını da vurgulamaya çalışıyor. Bunlar bir şey ortaya koyuyor. Hayır, o zaten var. Yani o var ama orada da ben şunu söylemek isterim. Şimdi ben Cemil Çiçek örneğini verdim ya. Bu saldırganlıkla ondan sonra muhafazakarların sosyal meselelerde konuşmasının bastırıldığı, bir şey söylediği zaman sen zaten kadın suçlusun, sen zaten şöylesin diye bir iklim meydana getirmek istedim. Senin zihniyetin böyle. Ha, bu doğru değil. Orta çağ kafası. Ha, bu doğru değil. Yani bunu artık hani bunun üzerinde ne kadar tepinirlerse tepinsinler bu doğru değil. Çünkü bakın şöyle bir şey var. Nilüfer Gürel'in çalışmalarında ortaya çıktı. Bu özellikle muhafazakar, İslamcı hareketlerin taşıyıcı aktörleri kadınlar. Ve kadınlar bu hareketlerin içerisinde hani sosyal, ekonomik statü olarak yükseliyorlar. Yani bu geçtiğimiz dönem zarfında işte başörtüsüne yönelik baskının da başörtüsünün serbest kalmasının arkasında da bu mücadele var. Dolayısıyla hani muhafazakar, İslamcı hareketler kadına karşı vesaire değil, tam aksine kadının önünü açmaya sosyal engelleri, siyasi engelleri kaldırmaya gayret eden bir perspektife sahip. Yani bunu mesela Nilüfer Göl'e yaptığı çalışmalarla çok net olarak gördü. Yani şimdi bunlar Mahrem'de siyasi... mi yazmıştı onu? Yani Modern Mahrem'de var, başka yazdı. Yani bu siyasi polemiklerin konusu. Ama şunu söylemek lazım. Yani bu tür muhafazakar reaksiyonlar hepimizin katılmadığı muhafazakar reaksiyonlar da ortaya çıkacak. Tabii bir sürü onlar cahilce, da konuşulacak. Bir sürü cahilce şeyler... Ya, olacak ya, bunlar gelen, da olacak. Tabii. Şimdi bu tartışmaları bunlara rağmen manipüle etmeden sükunetle yapıp buradan çözümler üretmemiz lazım. İfrat ve tefrite kaçmak lazım. Evet. Bir cümle söyleyeceğim. Fakat bugün kadın konusunda hassas olduklarını söyleyen kesimlerin hemen hemen tamamı mesela başörtülü kadınların görünür olmasından da çok rahatsız oluyor. Tabii. Yani bunu da söyleyelim. Sokakta zaman, saldırılar tabii, oluyor tabii, ya zaman zaman. Yani, işte yani hepimiz biliyoruz. Tabii bu bıraksan, mesele... Yani bıraksan caydırıcı bir şey olmasa daha da yaygınlaşacak. Bu mesele yani o manada bitmiş değil, tartışılıyor. Ama bize düşen hani yani biz de burada Can Ataklı gibi tabii. Ajite edecek bir pozisyon üretmemizin bir manası yok. Çünkü asıl olan burada toplumun ortak paydası olarak ailenin korunması, kadının... hak hürriyetlerinin korunması, kadının şiddetten korunması, çocukların korunması gibi aslında hani bu Batı'da yeni çıktı böyle bir tuhaflık. Bu insanlığın bir ortak paydasının olması lazım. Batı'da ne yazık ki bu konuda hani bir rahatsız edici bir yeni eğilimler var. Ha, bunları da makul bir şekilde konuşmak ve tartışmak yani, lazım. Hocam, son cümle söyleyeyim. Bazılarında şöyle bir şey görüyorum yani. Batı'nın hastalığı bile iyi. Bizim İyi geleneklerimiz bile kötü gibi bir yaklaşım da var. Canım, yani gözüküyor şey. Böyle bir kompleks bu, içinde. Bu başından beri var. Yani. Bu zaten bu eskiden beri var dediği gibi. Hastalık yani. 100 yıllık, 150 yıllık, 200 kompleks. Yıllık mesele. İşte Ziya Paşa aşağılık diyor ya. Aşağılık kompleksi. Hani İslam imiş, terakkiye mani, iş bu rivayet yeni çıktı. Onu da değil mi? Yani işte buna benzer bir sürü. İşte Mehmet Akif'ten bahsettik geçtiğimiz hafta. Mehmet Akif bununla mücadele etti. Doğru. Yani Safahat'taki hikayeler... Bunu ön yargıyla hem yani bu ön yargının dışarıdan gelmiş kısmıyla hem de içeriden gelmiş kısmıyla mücadele etti. Bunları ama önemli olan husus şu. Hani bu ajitasyonlara, tahriklere, çarpıtmalara kapılmadan sakin bir şekilde konuşmaya ve çözüm üretmeye, doğru. Problemi küçültmeye gayret etmek lazım. Bunun için de siyasetçilere, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere ciddi rol düşüyor. Bu istikamette gayret sarf etmek lazım. Geçtiğimiz haftanın... Bir olay daha var. Ona değinelim diye düşünüyorum. Ne? Bu Gergerlioğlu'nun yapmış olduğu şov. Ona sen değil. Yani onu söyleyelim. Çünkü öyle bir şey ortaya çıktı ki yani baştan itibaren bakmak lazım. Gergerlioğlu'nun geçmiş dönemde bir STK'nın içinde ortaya çıkması, kendine Türkiye tanıtmasını kullanarak da HDP'deki ve
FETÖ'cüleri savunan rolünü örtmeye çalıştı. Onu unutmayalım yani. Öyle bir durum ortaya çıktı. Yani bunu ben özellikle milletvekili olduğu andan itibaren tek görevi neredeyse PKK'lıları ve FETÖ'cüleri savunmak oldu. Yani bunu şey olarak bunu kısa geçelim mi? Kongreye geçelim hocam. Buyurun. yani hiç hayatında abdest almamış adamlar abdest almaya giderken gözaltına alındı diye kampanya yaptılar. HDP yaptı. yani maalesef böyle tuhaf bir şey oldu. Yani seninki de bittiyse bu kongreye geçelim. Evet. Son cümle söyleyeyim de fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir şov alanı olarak kullanmaya çalıştı. Buna da müsaade edilmedi. Evet, 24'ünde şimdi kongre var. AK Parti'nin kongresi var ama kongreye gidene kadar muhtemel bir kabine değişikliği bugün, de bugün, söz bugün yok. Bugün yok. Yani resmi gazete yayınlandı. Yayınlandı mı? Bakmadım. Yayınlandı. Tamam. Kabine değişikliği de ihtimali var. Hani bunlara ilişkin kulis bilgilerine... Teke, biliyorsun tamam. Ne diyorlar? Bir daha yayınlanabiliyor ya şeyler. Mükerrer. Sayısını bilemiyorum ama şimdi şu anda yok. Şöyle yani bu tabii çok açığa düşme yani kabine değişecek, kabine değişiyor, bakanlar kurulu değişiyor dediğin zaman... Gazeteciyi zor durumda bırakan bir soru. Yani sana yüzden, sorduğum soru. Evet. O yüzden ihtiyatlı konuşmak daha yerinde olacaktır. Çünkü değişiyor, değişti, değişecek dediğin zaman değişmediğinde açığa düşüyorsun. Biz şimdi sinyalleri okuyoruz. Erken seçim meselesinde olduğu gibi. Bir de verilerden yola çıkarak bazı çıkarımlarda bulunuyoruz. Şimdi 24'ünde kongre var. Ve bu kongrede AK Parti 2023 seçimlerine taşıyacak. Bir yenilenme olacak parti yönetiminde de. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nda da işte 2,5 yıl geride kaldı. Haziran'da 3 yıl geride kalmış olacak. Bu arada 2 tane bakan değişti. Onlar da yani bir işte Berat Albayrak istifa etti. Ondan önce de Cahit Turan Bey, Ulaştırma Bakanı, o da görevden alındı. Yani ikisine özgü, ikisine mahsus bir gelişmeydi. İstifa ve görevden alma. Büyük bir kabine değişikliği değildi. Yok, kabine değişikliği anlamında bir şey değildi o. Şimdi burada bazı işte bir takım olsa olsa şöyle olur görüşleri de var. Kabine totolar dolaşıyor piyasada. Ben bugün şunu duydum. Bu önemli bir veri. Mesela bu anlamda eğer üzerine bir şey söyleyeceksek. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan kendisinin yakın gördüğü bazı isimleri kabineyi değiştireceği yönünde bir takım ifadeler kullandığını duydum. Bir de Mehmet hatırlatalım. Aslında her kongre öncesi ona eş zamanlı zaten bu oluyor. Tür değişiklikler tabii. Yapılıyor. Şimdiye kadar daha önceki AK Parti tecrübeleri buna işaret ediyor. Yani bir kabine değişikliği bir olma bir ihtimali... Bir de 2023'e gidiş. Tabii 2023 tabii. Bir kabine değişikliği istifa ya da bireysel görevden almanın ötesinde işte 5-6 bakanın değişebileceği şeklinde bir takım duyumlarımız söz konusu. Bakanlıklarda bir şey var mı? Bir bölünme, ayrılma o da ihtimal dahilinde. O da seçenek olarak duruyor. O seçenek de var. Daha çok daha radikal, çok daha köklü bir değişiklik olacağını söyleyenler de söz konusu. Ama benim biraz yani Sayın Cumhurbaşkanı'na yakın, onunla mesai yapan çevrelerden edindiğim izlenim bir 5-6-4 o civarda bir değişim. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile ilgili. Orada sayı belki artabilir. Öyle bir ihtimal söz konusu. Bir de burada kongreden önce mi olacak, kongreden sonra mı olacak? O nasıl olacak? Evet. O da belli değil. Şöyle yani hani şöyle düşünürsek işte bakanlardan bazılarını kabineden alıp partiye gönderecek. O zaman önce kabineyi değiştirmesi beklenir. Çünkü MKK bakanlar listesi. Diyelim ki eski sistemde olduğu gibi bakan milletvekili de olamıyor. Onu da ama bakan MKYK üyesi olabilir. Ha, işte onun için. Olabilir. Yani şöyle o zaman senaryo yazalım. 24'ünde büyük kongre var. O gün MKYK 50 kişilik MKYK listesi belli olacak. O MKYK listesine bakacağız. Filanca bakan MKYK'ya girdi. Ha. Diyeceğiz ki büyük ihtimalle bu MKYK'da olacak. Bu kabinede artık görev almayacak. Eğer kongre sonrasında kalırsa. Çarşamba sonrasında kalırsa. Niye öyle diyeceğiz? Çünkü bir kişi hem MKYK'da hem de bakanlıkta görev olabilir. Olabilir ama tercih anlamında. Anladım. Şöyle bir veri de var önümüzde.
yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olabildiğince parti yönetimine, MKYK'ya milletvekili almayacağı. Bunu mesela söylemiş. Bunu söylemiş. Şöyle bir eğilim var benim anladığım. Toplamda yani bir şey ipucu ya da tahminde bulunmayı kolaylaştırmak için. Yani bir kişiye bir tane şapka vermek istiyor. Olabildiğince. Bir kişi bakansa sadece bakan olsun. Bir kişi MKYK üyesi ise sadece MKYK üyesi olsun. Milletvekili ise sadece milletvekili olsun. Ama istisna da olabilir. Olabildiğince tabii elbette. Olabildiğince bu noktaya çekmeye çalışıyor. Böyle bir eğilim söz konusu. O yüzden ben eğer çarşambaya kalırsa kabine değişikliği, çarşambaya kadar yapılmazsa biz o zaman MKYK listelerine bakacağız. Filanca bakan şeye girdi, MKYK'ya girdi. O gidecek. Gidebilir. Gidebilir diyeceğiz. Ha bunlara gitmeden yarın, yani bugün oldu şimdi. Pazartesi, şöyle bir soru sorayım. Şu anda salı, zaten hiçbir bakan MKYK'da var mı bakalım? Yok. Bildiğim kadarıyla yok ama bakanlar sunum yapıyorlar. Geliyorlar. Tabii. Özellikle İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı'nın mutat periyodik tamam, sunumları MKYK'nın, oluyor. MKYK'da da oluyor. MK'da da oluyor. MK'da da oluyor. Benim bildiğim şu anda MKYK üyesi olup da kabinede olan kimse yok. Yok. Ama emin de değilim. Emin de değilim. Şimdi şey de olabilir. Yani yarın, bugün, pazartesi, salı, kongre öncesi bu kabine değişikliği çarşamba sabahı söz konusu olabilir. Çarşamba sabahı söz konusu olabilir. Yöntem olarak yani ilk defa konuştuğumuz işte resmi gazetede yayınlanacak şekilde 24 ile 01 arası resmi gazetede çıktığı saatte bu söz konusu olabilir. Ya da yine geleneksel şekilde olduğu gibi çıkar Sayın Cumhurbaşkanı kendisi açıklayabilir bir kabine değişikliği. Bu ihtimal de açık. Ama yani işte bir Temmuz'da oldu olacak diyendi. Ondan önce kabine değişikliği hep böyle ertelendi. Ama bu defa bu ihtimal artmış durumda. Bu ben yine de bu temkin payını bırakayım. Yani değişiklik olmayabilir. Olmazsa sürpriz olur. Olma ihtimali yüksek. Ama olacak ifadesine ben kullanmam. Peki Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelikleriyle ilgili bir kulis var mı? Şimdi orayla ilgili parti yönetimiyle ilgili en önemli kulis az önce aktardım. Olabildiğince milletvekili olmayan, yani ne olur eski bakanlar siyaseti orada da mesela şimdi seçim sürecine gidilirken şöyle bir yakınmada yani bulunduğunu ben duymuştum. Eski bakanlardan eski milletvekillerinden bir kısmını görebiliriz evet. O zaman. Siyaseti bilen, daha öncekilerden tabii, görebiliriz. Siyaseti bilen, halkla diyaloğu iyi olan AK Parti'nin içinde aktif olmuş ya da dışarıdan da olabilir. Siyasi kimliği olan bir MKYK. Ama aynı zamanda şöyle bir yakınmada bulunduğunu da ben duymuştum. Yine Cumhurbaşkanı. Kabinenin siyasi tarafı zayıf kaldı. Yani siyaset yapma bu anlamında. Bu ne demek? Yani bürokrat, teknokrattan yeni sistem, ziyade siyaset yapmış kişiler olmuş. Yeni sistem daha çok böyle pratik işin uzmanı olan teknik işin ehline veriyorsun. Kendi alanına yoğunlaşıyor. Ama siyaset kısmı biraz zayıf kalıyor. Siyaset kısmı ne demek? Siyasi talepleri mi karşılamıyor? Bu şikayete geldi biliyorsunuz. Bu oldu yani. Tabii. Yani şöyle hocam, yani siyasi tecrübe bir şey, bir anlam ifade ediyor. Milletvekilinin siyasi tecrübesi siyaset yapmışlığına delalet ediyor. Ama siyaset yapmadan, bürokrasiden ya da dışarıdan bu işin erbabı bu kişidir diye, ben bunu da yanlış bulmuyorum. Bu işin erbabıdır bu kişidir diye onu getiriyorsun kabineye. Ama işte halkla ilişkiler, toplumla ilişkiler, siyaset yapma, muhalefetle, işte ben bu pazar sabahları yaptığım programı 15 senedir yapıyorum. Biz daha önce bakanlarla program yaptığımızda hep bunları konuşurduk. Siyaset yapardık. Sonra bir 5-10 dakika kaldığında işte biraz da sizin uhdenizdeki konulara dönelim derdik. Şimdi tersi. Şimdi yani birçok bunu da ben hani eleştiri anlamında söylemiyorum. Bir tespit anlamında. Evet. Yani bakanların önemli bir kısmı sadece kendi işiyle ilgili konuşmak istiyor. Bu da doğal karşılıyorum dediğim gibi. Ama o zaman da İşte yani siyasetin ihtiyacının arttığı dönemlerde gerektiğinde yani şimdi bazen de Cumhurbaşkanı yalnız kalıyor. Muhalefetin iddialarına, argümanlarına karşı etkili, güçlü değil mi? Yani bakanın da çıkıp siyasi çıkışlarına ihtiyaç oluyor. Bu anlamda
bir takviye söz konusu olabilir. Ben yani o MKYK Mehmet Hoca'nın dediği gibi eski bakanlardan, eski milletvekillerinden, halkın bildiği, tanıdığı, araziye çıktığında bir dalga üretebilecek isimlerin, bilinen yeni isimlerin gireceğini düşünüyorum. Şahin biliyor gibi bakıyor. Yok ben bilmiyorum. O isimler dolaşıyor da şimdi hiçbir şey söylemiyorum. Fakat ilgimi çeken bir şey daha var. Onu AK Parti yapıyordu bu zamana kadar. Yani siz de yakından takip etmişsinizdir. MKYK'da bir karma yapıldığı, yani siyasi, o hafızanın şey yapması için. İster MYK'da olsun, ister MKYK'da olsun. Yani çok büyük bir değişiklik değil de, yani yeni gelenler, diyelim ki ilk defa böyle bir kurulda olma imkanı yakalayanlar, eskilerle birlikte bir hafıza, partinin hafızasının bir yani geçmesi anlamında, diğer yeni gelen üyelerin buradan öğrenmesi anlamında bir politika takip ettiğini biliyorum. Ama şöyle olabilir, eski bakan, eski siyasetçi aldığınız zaman zaten bunlar AK Parti'nin içinde biliyorsunuz. Ama ben şunu da söyleyeyim, yani kişilerden bağımsız kabine, MKYK, milletvekili, parti grubu, asıl olan vatandaşın şeyi de baktığı yerde bana göre odur, politikalar. Yani kişilerden nerede? Daha önemli olan politika. Yani politika olarak, politik bu olarak şey, nerede duruyorsun, hangi Mehmet, konuda ne yapıyorsun? Bu önemli, bunun belki işareti konuşmasında ortaya çıkacak Cumhurbaşkanı. Acıtı bir soru soruyor. Manifesto dedi tabii. Diyelim ki AK Parti'nin içinde aktif değil de başka partilerin içinde siyaset yapmış olup da MKYK'ya alınacaklardan duydunuz mu? Mesela İstanbul İl Başkanı gibi diyelim, böyle öne çıkmış. Öyle bir şey kulis aldın mı diyelim daha doğrusu? Yani şöyle, İstanbul İl Başkanı biliyorsunuz, yani onun özelliklerine baktığımızda teşkilatçı, gençlik teşkilatından Milli Görüş, Milli Gençlik Vakfı'nın o Refah Partisi'nin gençlik hareketlerinin ilk başlatan 6-7 kişiden birisi. Hatta şunu söyleyeyim, o meşhur kamyonun üzerinde. Üzerinde evet. Olanlardan birisi. İstanbul üzerinde bence çok isabetli, yerinde bir tercih. Şu evet. Anlamda bir tercih. Şimdi Canan Kaftancıoğlu orada Cumhuriyet Halk Partisi il başkanı olduktan sonra teşkilatta çok güçlü bir yapılanmaya gitti. Şimdi bu güçlü tabirini başka anlamda da kullanabilirsiniz. Ben kullanmayayım, anlayan anlasın. Ama bir şekilde orada motivasyonu güçlü olan, seçim olduğunda sandığa sahip çıkan bir kadro oluşturdu. Genel merkezi de etkileyen bir kadro. Bir örnek vereyim ben. 31 Mart'ta yani ilk seçimde o arada 18 bin, 13 bin oy farkı vardı. Binde 2, binde 3 falan. İtirazlar oldu. İtiraz edildiğinde bazı yerlerde geçersiz sayılan oylar geçerli hale geldi. Şöyle bir rakam çıktı karşımıza. O geçersiz oyların bir kısmı sayıldığına, bakın hepsi sayılmadı. Hepsi sayılsaydı belki seçimin tabii şeyi de değişecekti, sonucu da. Bir kısmı sayıldığında %85'i AK Parti'ye, %15'i CHP'ye adayına gitti. Bu ne demek? Bu açıkça adını koyalım. O seçimde Cumhuriyet Halk Partisi sandığa daha iyi sahip çıkmış. Asıldı. Derler ya, asıldı. Çok açık. Dolayısıyla ben, bana göre yani orada işte bu, yani bu böyle gençlik teşkilatından siyasete afiş asarak başlamış isimlerden kadrolaşma diyorum, teşkilatlanma anlamında bir heyecan üretecek, bir motivasyon üretecek bir isme orada AK Parti'nin ihtiyacı vardı. O anlamda ben yeni il başkanının isabetli bir karar İşte buna bu isme benzer. Yani Sayın İstanbul İl Başkanı'na benzer yeniden, bu da mı diyeceğim. Milletin tabii, dikkatini, tabii. Tabanın öyle zaten aradı öyle... o. Şimdi mesela dün bugün Cumhurbaşkanı pek açık programı yoktu. Bunlara çalışıyor. Şeyde de bunu hep gördük biz. Kabine açıklanırken milletvekili listeleri, MKYK. Bak bu hiç aklımıza gelmemişti. Ama bu işte şu nedenle buraya geldi diye bu okumalar yapılacaktır yine. Ama sizin işaret çok önemli hocam. Yani o anlamda, yani sandığa sahip çıkacak, siyaset yapacak. Bundan sonraki işin mottosu bu bana göre. Halkla teklifsiz bir şekilde konuşabilecek, sokakta siyaset yapacak. Teşkilatçı olacak. Ama bunun üzerine de dediğim gibi, yani bunda şimdi ikinci İstanbul'un yenilendiğinde bütün Anadolu'yu İstanbul'a taşımıştı AK Parti. İş bununla da bitmiyor. Benim hani politika derken, yani politika ihtiyacına yaptığım vurgu bu. Bununla
ilgili, yani genel hükümet politikası, yeni gelen iktidar, iktidar politikası kişilerden hangi bağımsız politikanın olarak içinde bir rol oynayacak. Öyle olacak tabii. Ama onun dışında yani filanca kişi geldi, o geldi, o burada görev aldı ile o bir değirmene taşıma, su taşıma anlamına gelir bana göre. İl ve ilçedeki değişimleri, ilçe başkanları, yani il yönetimleri ve ilçe yönetimlerine baktığımız zaman %60'ın üzerinde gözüküyor. %60'ın üzerinde bir değişim gözüküyor. Yani Acet diyor ki o değişimden ziyade önemli olan politik çizgidir. Tabii. O kadro o politik çizgide bir şey yapabilir. Şimdi tabii, bu politik çizginin belki işaretlerinden birisi bu... Yani 2023 manifestosu olacak dediği konuşması olacak. Onunla ilgili evet, bir bilgi var mı? Hani yani bir çerçevesi, şöyle, işaretler var mı? Evet. Şimdi bu manifesto... Sen de katkıda bulunabilirsin. Yani evet. Sen de duyduysan hani yok, şöyle olacak. Kulis... Bu manifesto metinleri... Sabahki programın ismi kulis. Evet. Şimdi zaten işte ekonomide, yargıda reform, insan hakları eylem planı, ekonomide reform, bunlar hepsi açıklandı. Bunun devamında yine 2018 Haziran seçimleri öncesi Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan yine açıkladığı bir manifesto vardı. 2023 vizyonu ortaya koyacak diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Çünkü genelde ileri gösteriyor. Yani geçmiş dönemdeki kongre konuşmalarına baktım ben. Sayın yani şöyle Erdoğan, orada şey vardı, hatırlar mısınız? Hani ahdim olsun ki diye bir bölüm hı-hı, vardı Mayıs ayında. Mayıs 2018'deki işte daha fazla adalet, daha fazla özgürlük, daha fazla hürriyet, daha fazla demokrasi, ahdim olsun ki diye devam eden bir şeydi o, manifestoydu. Buna benzer bir metin yine Devlet Bahçeli de mesela stratejik hedefler koydu ortaya. Doğru. Konuşmasında. Hani bu da muhtemelen şimdi bu kongrede de Cumhur İttifakı vurgusu olacak yani. 2023'e yönelik bir, evet, o da stratejik tabii, bir çerçeve ortaya koyacak. Mesela ekonomi birinci derecede belirleyici bir faktör olacak. Bunu isterseniz son bir konumuz vardı, oraya geçelim. Tamam. O aklımda çünkü geçtiğimiz hafta Acet iyi bir yazı yazdı. Burada Konsensus firmasının yaptığı bir anket üzerinden aslında yeni ortaya çıkan bu İnce ve Sarıgül hareketlerinin beklenenin ötesinde oy aldığını, oy alabileceğini, doğru, gösteren bir anket. Onu bir anlatabilir misin? Şöyle hocam, soruluyor. Muharrem İnce'ye oy verir misin? Üç tane seçenek var orada. Bir, oy verebilirim. İki, oy vermem. Üç, kesinlikle oy veririm. Şimdi orada o kesinlikle oy veririm diyenler bana göre Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün şu anki oylarını yansıtıyor. %5.4 Muharrem İnce, %3.1'di galiba Mustafa Sarıgül. Ama bence daha önemlisi burada oy verebilirim diyenlerin oranı %21'in üzerinde Muharrem İnce'de. %17-18'de tekrar bakmam gerekirdi. Ciddi bir rakam. Evet, bu şu anlama geliyor. Yani diyelim işte CHP bir anda düştü. Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan uzaklaştı. Farz-ı muhal. Bu şeyler oldu zaten. DSP-CHP arasındaki geçmişteki seçimlerde. Doğru. Bunlar kaymalar oldu. Bu kaymalar oldu. Doğru, doğru. Mesela 95 seçimiydi galiba. CHP barajın altında kalmıştı. Doğru. DSP fırlamıştı. 2002 seçiminde DSP pavlu küldür gitti. %1'e düştü. CHP. Yani CHP 99 seçiminde birinci parti oldu. CHP 99 seçimde DSP birinci parti oldu. Orada CHP yoktu mesela. Tabii, tabii. Evet. Şimdi şu buradaki en önemli manşeti bu sonucu. CHP'yi hızlıca ikame edebilecek potansiyel taşıyor. Muharrem İnce'nin kuracağı parti de kısmen Mustafa Sarıgül'ün kuracağı parti de. Yani CHP diyelim, CHP seçmeni şu düşünceye gelirse, eğer Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alabilir, yükselen değer bu noktasına gelirse, o kaldıraç tahtlara belli hızlı bir şekilde yön değiştirebilir. Bu potansiyeli, yani oy verebilirim diyenlerin, yani aşağı yukarı CHP seçmeninin %80'i ben diyor bunlara oy verebilirim diyor. Ama bir de ittifak sistemi içinde değerlendirmek lazım. Evet. Eskiden bir fark var. Ama burada AK Parti açısından da şöyle bir dezavantaj var. Onu da söyleyeyim mi hocam? Tabii. O da şu. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu kadar çok parti, bu kadar çok isim, her biri de ben aday olacağım diyor. Bu seçimlerin ikinci tura kalma ihtimalini
ne besleyen gelişmelerdir bunlar. Zaten o ümitle de o biraz yani ona dolayısıyla yani ikinci tura kalırsa farz-ı muhal bunlar ne diyecek? Sarıgül ne diyecek? Muharrem İnce ne diyecek? AK Parti'nin de bunu düşünmesi lazım. Evet, haftaya inşallah değerli seyirciler AK Parti kongresini muhtemelen yeni kabineyi konuşacağımız bir haftanın raporunda görüşmek üzere Mehmet Şahin, Mehmet Acet ve bendeniz Murat Yılmaz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.